Hoş geldin. Hoş bulduk. Yoğun ve çok talep olan bir eğitmen, bir şarkı yazarıyla beraberiz. Sanki şu an televizyondaymışçasına böyle bir giriş yapayım. Böyle şeyler duyuyorum ama gerçekle bir alakası yok. Yani hani yoğunluk herkesin olduğu kadar. Ama böyle talep göre hani böyle aşırı falan bilmem. Ay Ama bilmem, imajın dersler o güzel. yani kesin. Efendim? İmajın o yani Hayır, kesin onu imajım o ama söyleyeyim. imaj her şeydir. Tabii canım. Tabii. Dersler yoğun gidiyor. Çok Şarkı yoğun. sözü Evet. yazarlığı Evet. veriyordun. Yani bazı dönemler dersler çok yoğun oluyor. Bazı dönemlerde asıl işim çok yoğun oluyor. Yani o dersleri veriyorum ama bir yandan da söz de yazıyorum. Mesela bu aralar biraz ikisi birden oldu. Bir de benim yani aslında şöyle bir tarafın hiç her iki tarafında birbirinden haberdar olmadığı durumlar oluyor. Mesela söz yazarlığı tarafındakiler aslında hitabetle yani hitabetten kastım içerik, konuşmacı içeriği, konuşma içeriği. O tarafta bir mesleğim olduğunu bilmiyorlar. O taraftakiler de söz, yani onu gene daha çok duyan oluyor ama söz yazarlığının boyutunu bilmiyorlar. Hepsi bazen aynı anda oluyor. Bazen hiçbiri olmuyor, çok güzel oluyor. Öyle gül gibi geçiyor. Yani o şey yoğunluk herkesin olan yoğunluk ondan işte böyle farklı farklı mesleklerin olması. Ama böyle hep onu söylüyorum. Birbirinden çok alakasızmış gibi dursa da temelde işte söz yazarlığı Mastercamp bünyesinde veriyorum biliyorsun. İşte yazarlık orada çok iyi bir kadro var. Orada bir metin analizi üzerine bir program yürütüyorum. İşte gene bir eğitmenlik danışmanlık programı var. Orada konuşmacıların içeriklerini gerekirse marka stratejilerini çalışıyorum. İşte sözle ilgili benim yani oturup yazmam gereken şeyler oluyor. Dolayısıyla böyle hepsi alakasız gibi ama temelde hep insanın ifade ihtiyacı ile ilgili. Hani böyle de bir girizgah yapmış olayım. Vallahi İfade, güzel. evet sanat top için. Çünkü kitap de var ya. Yani bu ifade ihtiyacını önemsiyorum galiba. İnsanın yani meselesini herhangi bir yerden beden buldurma gayreti çok yaşamsal. Biraz absürt bir cümle oldu. Toparlayayım. Bence hepimiz mutlaka bir yerden iç meselemizi dile dökecek yani tezahür ettirecek bir alan bulmalıyız. Bunu bu kadar yaşamla ilişkili buluyorum. Yani yeme içme kadar insanın hangi yöntemle olursa olsun çok büyük bir ifade ihtiyacı var. Yani bu işte canı yandığında ah demesi gibi bir şey. Yani orada insanın o sesi çıkartma, o muhtemelen nefesle ilgili bir şey ama o sesi çıkartma ihtiyacı kadar önemli. Ne mutlu ki ben de bütün mesleklerimi bunun üzerine kurmuşum. Artık nasıl bir ihtiyacım vardıysa kendimin başta ama yani işte konuşmaksa işte içerikli konuşmak yani yazmaksa içerikli yazmak anlam üretmek anlamla yazmak gibi anlamı aramak gibi kendini anlamak insanı anlamak gibi böyle yan kaslar sunuyor bu meslekler ya da bu kaslar mesleğe dönüşüyor bilemiyorum. Ama bir ifade ihtiyacımız olduğu kesin. Kesinlikle Özel katılıyorum. olmak zorunda değil ama kesin. Evet, yani sözel olmasına ya da yazıyla yapmaya biz alışkınız. Belki herkes dediğin gibi bu şekilde ifade Evet. etmiyordur. Ama onun nasıl bir ihtiyaç olduğunu bu ifade yöntemlerini kullanan insanlar çok iyi bilirler. Yani Bari hayatın bir adam ben buradayım yapmış ya. Yani değil mi? Yani taş devrinden artık bilemiyorum o dönemden mağaralarda kalan şey var mı? Çok da böyle alanım olan bildiğim konular değil ama sadece felsefik olarak söylüyorum. Yani insan böyle biraz erekte olabildikten sonra ben buradayım yapmış yani. Hani kedinin alanını belirlemesi gibi insan da hani şey yoluyla, sıvı yoluyla diyelim alanını belirlemesi gibi insan da bir şekilde buradan geçtiğinin fark edilmesini istemiş. Yani bunun en temel şekli üremek. Ondan sonra hani anlam
üremesi şeklinde ya da anlam üretmek şeklinde daha gelişmiş ama neticede bizim hepimizin hani ben buradaydım, I was here, Kilroy was here vardı ya. Birine ihtiyacı var bence. Bütün bu derdimiz oradan yani. Çok varoluşsal ve çok temel bir şeyden söz Ya ben ediyorsun. öyle görüyorum. Ha, şimdi bunu mesela dinleyenler ya da bir şekilde bunu bahsettiğimde yüzüme böyle hani biraz fazla abartmıyor musun? Ne dertler var canım dünyada falan noktasından baktıklarında onlar için şunu söyleyebiliyorum. Yani bu ihtiyaç hepimizde var ama onlar bu ihtiyacı gidermeyi keşfetmemişler. Yani bunun içerideki neşeyi, üzüntüyü, sevinci herhangi bir duyguyu, heyecanı, korkuyu çok temel 6-7 tane var galiba zaten. Hani türevleri var da o duyguların ifade bulmasını mutlaka o ihtiyacı hissettiler ama ihtiyacın ayırdığında değiller. O ihtiyacı giderme yöntemlerinin ayırdığında değiller. Halbuki fark etmeden yapıyorlar. Belki yemek yapıyorlar. Hani belki kazak örüyorlar. Belki bir şey yazıyorlar. Belki kendi kendilerine düşünüyorlar ama neticede herkes duyulmak, görülmek istiyor. Yani ben şey diyorum hani nasıl böyle çiçek güneşe döner? Yani onun dönme güdü değil tabii ki bu da yani doğası bu. Kendi varoluşunda bu var. İşte ifadede öyle bir şey. O da o iletişimle ifadesini buluyor. Yani güneşle iletişimle ifadesini buluyor. Biz de bir yerden o ifadeyi bulmalıyız. Yani böyle çok ayakları yere basmayan çok da felsefik bir yerden konumlamak istemiyorum bunu. Ama bunun ne kadar yaşamsal olduğunun geçmesini isterdim herkese. Zaten bu eğitimler de öyle başladı. Eğitimlerin de birer yazarlık atölyesi, grubu, çalışması, dersi neyse onun ötesinde bir yere evrilmesinin de yani neredeyse kendi komünitesini oluşturan bir yere gelmesinde de bu bakış açısının çok etkisi oldu yani. Çok hiç lüks değil yani. Yani daha dün aslında şunu kendi kafamda çünkü şunu anlamlandırmaya çalışıyorum. Memlekette bir sürü mesele var, dünyada bir sürü mesele var, hayati pek çok konu var, sıkıntılar var. Peki neden ben sürekli sanatla uğraşıp duruyorum? Bir böyle oturup düşünmek ve üzerine bir şey yazmak ihtiyacı hissettim ve onunla ilgili de aslında gereksizliğinden gelen gerekliliği gibi bir hissiyat. Yani Güzelmiş. bununla ilgili de birkaç böyle güzel Evet, yazı o da da güzel. aktarmış. Yani gereksizliği bizim şöyle söyleyeyim, bazı şeyleri değersizleştirme refleksimizden dolayı gereksiz diyoruz. Yani hani Kesinlikle, evet, evet. yoksa gereksiz olmadığı ortada, bir de bazı şeyler elle tutulabilir değil. Yani Evet, burada ben evet. bunun adına hani evet sanat denilebilir ama yani benim baktığım yerden adını koyduğum şey herhangi bir kavrama girmek zorunda değil. Herhangi bir isim Doğru, olmak doğru. zorunda da değil. Sanat demek zorunda. Çünkü ben bazı kavramlardan korkar oldum. Bazı derslerimde de söyledim. Farkındalık gibi mesela. İşte yok sanat gibi. Hani onu kendine ben üretiyorum desen sanki kendine bir önem vehmediyormuşsun gibi oluyor. Demesen fazla tevazu göstermekle suçlandığın oluyor. İşte yani ürettiğinin sanat olup olmadığını kim belirliyor? Ya da Tabii. gerçekten her yazdığım, her söylediğim, her çizdiğim, her yaptığım sanat mı? Bu kadar yani bu kadar elimizde heder olacak bir şey mi? Yani bir türlü kafamda kendim söz konusu olduğunda onu oturtamıyorum. O yüzden ben onun adına ifade koydum. Yani Evet. estetize edilmiş veyahut yani bir tabii ki bir yaşamın katır kuturluğunu aşmış estetize edilmiş bir şey ama ne olursa olsun içinde anlam barındıran şey. Yani Kesinlikle. çok acı çekiyorum, acılarımı yazayım. İşte çok çok büyük dertler gördüm, dertlerimden. Onların adı şikayet. Yani onun adı söylenmek. O geçilen yolun
geçilmesi neticesinde varılan yer, orasının adı artık her neyse, oraya bakış açısında insana veren, o terapi özelliği kazandıran şey neyse, adına ne deniyorsa o. Çıkan şey neyse o. Yani sanat mı değil mi onu bilmiyorum yani. Doğru, aslında çok doğru bir noktasına geldin. Yani doğru, o önemli değil. Aslında Hiç benim de önemli değil. orada gittiğim şey sanat olması, isminin nasıl konduğu, nasıl Evet, değerlendirdiği konu evet. dışı. Ama Evet. orada bir dediğin gibi ifade ve anlam ihtiyacı Evet, olması ve anlam, bu, anlam, anlam. yani bunu yapmayınca ölmüyorsun. Ama Evet. bunu yapmayınca hayatından çok şey eksiliyor. Tam da değeri bunun içinde, aslında tam ortasında olan değer buradan kaynaklanıyor gibi bir Yani hani nokta. o sensiz de yaşarım ama seninle başka yaşarım var ya şiir işte yani onun gibi yani onunla başka yaşanıyor. Fakat işte yani bunların hepsi bir yolculuk ve hayata bakış açısı geliştirmekle ilgili galiba. Çünkü o anlam dediğimiz şey de baktığımızda soyut. Anlamdan kastımızı Doğru. çok net koymamız lazım. Yani ben ne hissediyorum sorusunun cevabını çok önemsiyorum. Ne oldu, neydi, ne oldu, ben arada ne yaşadım? Biraz böyle onu yoğura yoğura, yoğura yoğura, en küçük şeyi bile. Yani inan ki ben gün içerisinde yani gençlikte daha fazlaydı belki. Şimdi hani yaşlandık anla demiyorum yani çok erken gençlikte daha fazlaydı ama gün içinde biriyle trafikte tartışsam bile o benim bir ayarımı bozuyor. Yani neden böyle bir şey yaşandı? Böyle deliler gibi gezmiyorum sokaklarda sürekli. Neden, neden, neden diye her şeye büyük anlamlar yüklediğim fikri çıkmasın ama yani o bana yani her şey yolunda giderken bu neden olmuş olabilir. Aslında burada olan neydi? Ben bu reaksiyonu niye verdim diye düşünmek dahi o reaksiyonu analiz etmek bile benim içeride kendimi anlamamı, kendimi iyileştirmemi sağlıyor. Yoksa hayatı böyle sıkıcı bir şekilde sürekli anlam noktasından yaşamıyorum. O giderek de hızlanan bir refleks oldu zaten bende. Yani daha doğrusu refleks haline dönüştü diyeyim. Bu kıymetli ya. Niye yaşadığımızı bilmek kıymetli. Zaten hep diyoruz ya yani bir kere beraber kendi konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Yani başı ve sonu belli zaten. Hani o araya biraz anlam katsak hiç fena olmaz. Kesinlikle, aslında hayatın, bilmiyorum, gövdesi mi denir ya da işte kendine ulaştığın yol mu ya, yani işte bir sürü onunla ilgili insanlar kafa yoruyorlar zaten, ama Evet. o anlamı nerede buluyoruz ve bu anlamlandırma dediğin şey işine nasıl yansıyor? Yani sen bize o gün şeyi de anlatmıştın, yani bu yola çıkışını ve bunun ne kadar doğal bir şekilde aslında Aa evet. oluştuğunu. Yani Evet. hayatında zaten bir şekilde devam eden söz Yüzde yüz. yazarlığının hayatının mesleği haline geldiği bir Çok yolculuk var orada. organik gelişti. Yani bilmiyorum diğer meslektaşlarımın benim kadar kendiliğinden oldu mu yolculukları. Ama hakikaten ittirip kaktırmadığım gibi hatta kendimi engellemeye çalışmış bile olabilirim yani. Evet, oradan ben öyle anladım o gün Evet. anlattığından. Yani o sözü vermemek için direnmek, asla Evet. söylememek de böyle O bir da işte şey. değersizlik duygular işte. O yüzden diyorum anlam anlam diyorum. Yani bugün onları neden yaptığımı. Dolayısıyla o gün o reaksiyonları yani bir önümde şarkı sözüyle ilgili bir seçenek açılıyor ve ben buna düşünsene yani ilk reaksiyonum ben sözümü kimseye veremem o defterimi açmak gibi diyebiliyorum yani. Hani onu bana dedirten şey bugün diyebilmiştim ya da onu bana dedirten şey bugün anlamlandırdığımda artık benzer bir kapı önüme geldiğinde o kapıyı açma şeklim değişiyor. O yüzden diyorum bunun adı sanat olmak zorunda değil. Yani yaşamın kolaylaştırmak için aslında bütün bunlar anlam dediğimiz şey. Yani muhtemelen kendi değersizlik duygum, kendi duygularıma fazla yapışmış olmam, kendi duygularımı çok mühimsemiş olmam daha gençlik yıllarımdaki
Mesela atıyorum bu konudaki bilinirliği reddederek kendime bir aslında belki de bir hava yapmam. Neyse ne yani. Hani bugün masaya yatırsam bulurum. İşte böyle kendini hem öpüp hem dövüp ama çok da canını yakmadan tabii ki yani. Öperken de şımartmadan ama dövünce de can yakmadan döverek böyle tatlı tatlı kendimle oynarken ne oluyor? Sonunda bir şarkı çıkmış. O işin bonusu çıkmasa da olur. Ben artık başka bir kapıyı kaçırmıyorum. Yani başka bir güzelliği kaçırmıyorum. Başka bir aşkı, başka bir fırsatı, başka bir seyahati, başka bir yemeği, başka bir sohbeti kaçırmıyorum. Çünkü daha önce kaçırırken kendime süslü verdiğim etiketlerin altındaki katmanları açmışım ben artık. Yani oradaki kapıları açmışım. Yani az önce o ünü reddetmek meselesi de söylediğim kendime hava yapmışım demek ki o dönem. Yani %100 de bir hava üzerinden değildir. Bir kısmı çekingenliktir, bir kısmı değersizliktir, bir kısmı hakikaten ürettiğinin yani bir manası olmadığını düşünmendir. Bir kısmı ya beğenilmezse yani şimdi böyle saklı iken iyi de biri duyunca ya güzel demezse korkusudur. Başarısızlık korkusudur. Neyse ne. Ama ben onları yıllar içerisinde böyle küçük kutuları açar gibi aça aça gittim. İşte bugün karşıma dediğim gibi benzer bir durum geldiğinde çoktan açılmış var o kutunun. Tam böyle konuşurken dedin ya, söyleşi için mesajlaşırken yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Tam onun güzel bir örneği oldu. Tabii canım tabii. Tabii. Yani Yani ya çok hep derslerde de söylüyorum ya yani kolay değil ama basit. Yapmamız gereken şey çok basit. Hani ilk aklımıza gelen kolaylığında değil çözüm mutlaka. Ama o kadar komplike de değil. Biraz insanın kendisiyle uğraşması gerekiyor. Ondan sonra çıkan tadından yenmez. Yani hani o şarkı yazma meselesine gelecek olursak yani benim önümde şair dede, müzisyen amca, işte şarkıcı hala yoktu. Yani hani sanata, estetiğe uzak bir aile olduğu anlamı çıkmasın ama yani bir sabah kahvaltısında kalkıp da ben gitar çalacağım diye karar verdiğimde ilk elime aldığımda gitarda düzgün ses çıkarabildiğimde ben sadece söz yazmak istedim. Demek ki bir meseleyi aktarma yolu varmış doğamda yazmak üzere. Ama bu hiçbir zaman yani bir hayale birileri sözlerimi dinlesin hiçbir gün olmadı. Ben 47 yaşındayım. Bugün de yazdığımda ha dedim şimdi ya diyeceğimi oh dediğim şeyi 14 yaşımda da yapıyordum. Ha diyeceğimi dedim. Oh çıktı göğsümden. Ben Yani bunları çok böyle şeylere çok hayranlık duyuyorum. Çünkü yani onun tabii bu içten gelen bir şey ama onun o kadar genç bir yaşta gelmesi, bu kadar hayati temel bir şeyi fark etmek ve o onun çok üzerine mutlu harekete etti geçmek. bizi. Yani bence herkes yani bir yetenekle gelişir. Kimisi küçücükken deli deli şeyler çizer ya. Yani böyle aklın oynar yerinden. Veya müthiş bir kulakla doğar. İşte belagatı kuvvetlidir daha el kadar çocuğun. Kimisi, benim yeğenim mesela gerçekten filozof doğmuş bir çocuktu yani. Bayağı çocuğun kavramların meselesi vardı falan. Yani herkes böyle bir yer gibi herhalde benim de böyle gelmiş. Ne mutlu ki onu böyle nereye akıtabileceğim aklıma gelmiş yani. Ama şuydu mesele, bunu ilk defa bir anlatıyorum aslında. Böyle bir gün okuldan galiba ya ilkokul, yok şey hazırlık falan olmalı. Yani ilkokul veya hazırlık yani 11 olsun yaş diyelim. 12 değil yani. Böyle okuldan eve geldim. Ya böyle bir şeye canım çok sıkkın, çok sıkkın, çok sıkkın. O zamanlarda salı akşamları Türk filmi olurdu. Ve ben normalde 10'da yatıyorum, Türk filmi de 10'da bitmiyor. Neyse saat 10 oldu. Annem işte yatırıyor beni yat artık falan filan diyor. En sevdiğim film ay işte ucunu mu seyredemedim ay seyretsem mi falan filan. Neyse mıyır ettim kıyır ettim falan yattım. Şimdi yatıyorum
O kadar net hatırlıyorum ki, yani o gün uyuduğum yorganımın desenini bile hatırlıyorum. Böyle bir şeye canım sıkılıyor, bir şeye canım sıkılıyor. Ay, filmi izleyemedim, ona mı? Değil. Arkadaşımla mı kavga ettim? Değil. İşte dersim mi kırık? Değil. Öğretmen mi kızdı? Değil. İşte bir şey istiyorum da almadılar mı? Değil, 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 değil. Yatakta belki bir saat neye canım sıkılıyor, neye canım sıkılıyor? Yani bunu nereden öğrendiğimi bilmiyorum. Neye canım sıkılıyor? Düşündüm, 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 düşündüm. Hadi şimdi ismini değiştiriyorum, isim vermeyeyim. Ayşe diye bir arkadaşım vardı. Bir acayip beğendiğim bir çanta almıştı. Şöyle dediğimi hatırlıyorum uykuya. Ayşe'nin çantasını kıskandım. Bunu dedim ve uyudum. Yani o içeride beni rahatsız eden duyguyu bulana kadar uyumadığımı hatırlıyorum. Ve Ayşe'nin çantasını kıskandım dediğim an, o hani bize o kıskanmak kötü bir duygu olarak öğretiliyor neticede. Hani onu içimden alıp böyle göğüs kafesinden atıp kendime itiraf edip hani belki suçumla yüzleşip artık ne yaptım bilmiyorum. Bugün bunları böyle yoruyorum tabii ki. Hani o zaman onun farkındayım. Sadece bunu söylemenin beni rahatlattığını hatırlıyorum. O yaşım için. Dedim Müthiş bir keşif. evet. Sonra ben bunu işte oyuncak ettim bunu kendime. Yani bu 11-12 yaşındaki o negatif duyguyu içimde tespit etme oyununu bilmeden keşfedince, sonra işte ben şu an niye kızdım? Ne kırgın mıyım? Neye kırgınım? Karşımdakine mi kırgınım? Kendime mi kırgınım? Diye diye işte ne bileyim, bir ayrılık şarkısı yazacaksam o zaman, o hani yıllar sonra ileriye gidersek, ben o ayrılığın bütün katmanları ile ilgili yazabilecek iç malzemem oldu. Hani sana bunu dedim ya, dedim ya hani TRT programı gibi neleri okuyoruz, nelerden besleniyoruz kızlar. Hani al işte, yani malzeme içimizde, anladın mı? Fakat kaynak TRT'den çıktı, onu ne diyeceksin? Yani yapacak bir şey yok. Katılıyorum. Elimizde o zaman o vardı. Ortak geçmiş, ama bu tabii anlattığın müthiş bir şey. Yani insanlar bunun senelerini ayırıyor. Ben ne hissediyorum sorusunu benim kendime sormam epey bir zamanımı aldı mesela, biliyorum onun Yani çok elbette. doğal ama Ama ben yani o onu kadar. bilerek yapsaydım tabii daha şey olurdu. Ben onu belli şeylerde uygulamaya başladım. Sonra yine böyle, ay böyle terapi programı gibi olmasın da, sonra böyle mesela babam vefat ettikten, o böyle şeyleri çok beceriksiz bir tamir severdi. Yani hiçbir şey tamir edemezdi ama çok severdi alet çantalarını falan ve çok güzel bozardı aslında. Ben de ona böyle hep o aletleri almayı falan severdim, veya böyle işte o kendine kutular yapardı, alet çantası falan yapardı. Bir böyle bir yapı market gibi bir yerde vefatından bir süre sonra böyle yani ben de dün yediğim yemeği hatırlamam da, hayatımda böyle bir iki bir şey hatırlıyorum. Yoksa her şeyi böyle kaydeden bir insan da değilim bu arada. Olabilmeyi isterdim. Yapı market gibi bir yerdeyim. O böyle bir alet çantası gördüm. Oturdum onun önüne, çok ağladığımı hatırlıyorum. Şuydu sebebi ama, yani onun da birazcık demek kas edinmişim o zamana kadar demek ki. Ben şimdi kimi mutlu edeceğim? Yani ben neden mutlu olurum sorusunu hiç sormamışım. Onu da anlamam gene 26-27 yani. Hani böyle bu baskılarla büyüdüğüm anlamına gelmiyor. Yani kolay gelmiş bir başkasını mutlu etmek. Yani çok sevdiğim birini mutlu ederek mutlu olmak bana daha kolay gelmiş. Ama ben ne isterimi sormamışım. Ben ne hissediyorum, ben ne isterim. Yani benim buradaki dahlim ne gibi şeyleri sonra 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 sonra. Ama önce kendimi iyi hissetmek için. Sonra sonra o da herhalde kaleme, kağıda bir şeye yansıdı. Yani herkesin bir şeye yansıyor neticede. Benim buraya yansıdı. İyi ki öyle olmuş. Yani böyle duyan da zanneder, böyle havalı havalı konuşuyorum sanki çok büyük edebiyatçı oturmuş. Şey yazmam da şöyle falan. Öyle bir yerden demiyorum. Yani bir herhangi birinin yazma ile ilişkisinin nelere iyi gelebileceğini anlatmak için onu temsilen oturuyorum burada yani. Yoksa böyle sanki okey'e dönüyorum da
oturmuş bir de şöyle yaparsınız böyle falan. O hömhöme düşmek hiç istemem. Düşmezsin ama Ay bir falan yandan düşmem çünkü hiç yani o pozisyon yani da o şey level'da değilim yani. ya orada kaç kişi var zaten bilmiyorum yani açıkçası ama Yani o da öyle bir şey ki yani onunla da ilgili bir fikrim var her konuda olduğu gibi. Bir gün olursun bir gün olmazsın falan bir dünya bu yani. doğru. Doğru yani. Orada mesela değeri ne belirliyor, neye göre anlaşılıyor vesaire. Tabii ki orada bir takım kriterler var. Sen şimdi mesela Evet. şarkı sözüyle ilgili verdiğin eğitimde bir şarkı sözünün iyi Evet. olup olmadığı üzerine bir fikrin çok hızlıca geliyordur tahmin ediyorum. Tabii Duyduğun tabii. anda Tabii. değil mi ne çalışmıyor mesela Evet, orada? evet. Hemen geliyordur onun cevabı sana. Tabii. Yani ama onlar hani genel geçer anlatım teknikleri aslında. Hani ben onu belki çok genel geçer şekillerle anlatmıyorum. Artık biraz da öyle olsun. Yani yaratıcılıkla ilgili bir eğitim verirken de böyle Bayan Rottenmeier gibi de ders verecek halim yok. Ama yani aslında baktığında aklın yolu bir şeyler. Orada anlattıklarım yani işte o anlam bağlam ilişkileri veya Tabii. ana meseleyi yan detayların ana meseleyi destekler olması aksi takdirde yani gereksiz malumatın yer almaması gerekliliği işte o çok konuşmak boş konuşmakla etkili konuşmak arasındaki fark zaten o yani bunlar bilmemiz gereken şeyler zaten. Hani benim Tabii. orada yaptığım onu bir sözün içerisinde okumak ama yani bunlar bu bilgi insanın bu içeride kendine edindirdiği kas yani hayatın her alanında hayatı kolaylaştırıyor. Ve aslında bazen de karşıdan da normal diyalogta da bunu bekliyorsun. Orada biraz sıkıntı yaratabiliyor ama Nasıl mesela? Yani henüz bu konuya çok vakıf olmamış birinin kendini anlatırken sürekli bu çukurlara düşmesinden bir ister istemez bir düzeltmenliğe giriyorsun veya en iyi ihtimalle düzeltmen olmasan bile yani konuşmada bir dağılma olduğunu fark edebiliyorsun. Hani bir geyiğin içinde bile yani geyik bile kendi içinde bir kompakt yapılır yani. Hani bir konu etrafında böyle mavra döner. Ha, oradan uçabilirsin ama yani bir meselemiz geyiktir yani. Olabiliriz en azından. Değil mi? Hani Doğru. ciddiye alınmaması gerektiğini bilmek bile bir çerçevedir yani neticede. Tabii. İşte onu sürekli insanlardan bekler halde olmak, o olmayınca sıkılmak, sohbetten kopmak falan gibi durumlar olabiliyor. Şimdi çok aklıma örnek geliyordu burada. Yani. Evet. Ama hayatını zorlaştırıyor değil mi insanın bazen böyle şeyleri? Yani bu çok mesleğin, yani bu şey gibi yani rakamlara çok hakim olan bir insanın yani herhangi bir matematik hatasını işte bir alışveriş merkezinde veya bir işte büyük markette bir ürün hesaplamasında bir hata olduğunu anında görmesi beni mesela çok rahat kandırırlar yani. Hani ben bir de üzerinin 8 katına para verebilirim pazarlık yapıyorum zannedip mesela. Hani bir başkası burada çok alarmdayken ben de insanın kendi ifade ihtiyacındaki alarmdayım. Mesela çok kıymet verdiğim birisinin için azimli demek yerine hırslı demişti. Mesela böyle şeyler yani çok daldan dala mualla oluyor şu anda da. Biraz dağılıyor Olsun. muyum acaba? Dağılmıyorsun çünkü ben onu geri bağlayacağım sana Ha, anlat. tamam. Mesela şimdi bir başkası için bu çok mesele değilken ben azimli yerine hırslıyı neden seçtiğini ve o hırslıyı seçmesindeki meselenin esas kendisinde olduğunu hissetmek gibi bir deneyime sahibim tabii ki. Hani bunu bir ön yargıyla söylemiyorum ama orada birini takdir etmek ederken bir azimi seçmek yerine hırsı koymak senin yenişemediğin anlamına geliyor aslında. Yani hırsın sonuçta o kişiyi biraz
Yani o kişiyle bir aynalama yapmak anlamına geliyor. Şimdi alanımı da açmak istemiyorum. Psikoloji gibi bir uzmanlığa sahip değilim ama iyi kötü tabii insan meselesini anlıyorsunuz. Dille bir ilişki, Tabii. yazmakla, kalemle bir ilişki olduğu zaman. Hani bu tür şeylere çok takılıyorum. Mesela neden onun yerine onu kullandığına çok takılıyorum. Çünkü o karşımdakinin içerisinde o hırsı görmek beni hayal kırıklığına uğratıyor. Veya bir şeyin çok methedilirken methediliyormuş kisvesi altında aslında yerildiğini okumak. Ay ben onu öyle demek istemedim masumiyeti altında söyleniyormuş gibi aslında insanın canını yakabilecek bir şey söylenebilmesi gibi. Bunlara daha alarmlı oluyorum tabii ki doğal olarak. Yani o kişiye de sorsan o esnada çok farkında değil ama o kendi duygusunun farkında değil. Söylediği şey Tabii. değişmiyor yani aslında. Yani böyle art niyet arar gibi gezmiyorum elbette ki. Yani şimdi çok üzerinden bahsettiğimiz için bu kadar altını çizerek bahsediyorum bundan. Ama yani bu türden o kelime yerine bu kelime olabilir gibi bir ömür geçirince yani doğal olarak hani üniversite birinci sınıftan beri çalışıyorum işte 17 olsam 30 senedir hani bir şeyi doğru ifadesi üzerine çalışınca haliyle o kelime olmayaydı bu kelime olur o zaman bu anlama geliyordu gibi bir gündelik hayat içerisinde ekstra yük doğuyor tabii ki. Ben buradan şunu Sıkıntılı yani kadın, çıkartıyorum. sıkıntılı hayatım, sıkıntılı kadın. Öyle Ama gibi şimdi zannedildi çok da eğlenirim aslında yani. Sadece bu dezavantajlar dedik ya bunlar dezavantajlar oluyor demek istedim. evet, yani mesleğin bir gözlüğü var sana taktığı sonuçta, Evet. ya da Özellikle senin iletişim taktığı. tarafı. Evet. Yani mesela ben mutluluk verici bir şeyden söz ettiğimde karşı taraf ha şarkılar mesela en çok sorulan şey. Ay bir şarkı yazdın dediğimde mesela birisinin ay kaç para aldın demesi en sinirime giden şeydi eskiden şimdi alıştım. Ya bir güzel olmuş mu ona bak. Değil mi yani? Tabii. Şimdi bile öyle mesela işte kimlere şarkı verdin? Ya sen ilk önce benim ne yazdığımı yani iyi veya kötü bir dizesini biliyor musun? Hani bu kızcağız burada ne anlatmış? Ama benim söz yazarı olmamın, kimlerle muhatap olduğumun, kimlere şarkı vermiş olduğumun, ne kadar para kazandığımın itibarıyla ilgileniyorsa bir kişi o onun meselesi işte. Tabii. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani o hayatı oradan, başarıyı, mutluluğu oradan okuyor. Başarıyı, mutluluğu ve kendine verdiği değeri oradan Yeri de okuyor. oradan okuyor. Halbuki bu kız ne yazmış? Orada ilk önce Asibel hani ben seni görüyorum, duyuyorum bu demek. Vay bilmem kime şarkımı verdin. Aferin değil. Aa bu cümle hakikaten bana böyle hissettirdi benim için mesela orada. Asıl beni gördü, beni duydu. Hani varoluşsal diyoruz ya ifade ihtiyacı. Ben orada hani gerçekten birisi tarafından görüldüğümü hissediyorum. Öteki kimlere şarkı vermiş olduğum kısmından Başka frekanslarda değerlendirme. konuşuyorsunuz. Yani Evet. sen daha kendini anlamak ve samimiyet vurgusu çok Evet, yapıyorsun. işte hayatın zorluklarına örnekler artıyor mesela. Böyle şeyler çok oluyor. Ha bunlara büyük tepkiler göstermiyorum da bu ayırdığında olunca bunların İşte buralardan durduk yerde o anlık bir cısya, bir iğne batmış gibi oluyor. Yoksa karartmıyorum tabii kendimi. Anlıyorum da onu kötü niyetle yapılmadığını da anlayabilecek durumdayım tabii ki. Tabii Ama ki hiç tabii. kimse seni gerçekten görülmek istediğin yerden görmüyor. Onun hüznü, burukluğu oluyor sadece. Yani ya da Çok acıklı olsun Meltem. böyle gören insanları buluyoruz, ya da yani onları arıyoruz. Çünkü o Ya ama iletişimde çok. herkes aslında fark etmeden bunu arıyor. Yani hepimiz şikayet ediyoruz işte yani bazı şeyleri mutluluğu bulamamaktan, yok sevgiyi bulamamaktan, işte güzel işi bulamamaktan, doğru evi bulamamaktan, şundan bundan ama karşındakini o anlamda görüp değerlendirmeyi bilmiyorsun ki. Yani ilk önce sen Açsana bunu biraz daha. karşındakinin kendisini değerli hissettiği yerden görmeyi bilmeyen
birinin yaşamın sürekli onu değerli hissettirmeye hissettirmesini talep etmesi ne kadar adil? Evet, aslında bu Adil böyle değil. adil Şimdi değil, bunu bana mantıklı da diyen bile kişinin değil. patronunun onu takdir etmemesinden şikayet etmeyi biliyor. Mesela diyelim. Fark etmiyor ki şey, o iş yerinde değeri görülmediğini düşünüyor. Ama sen de beni görmedin. O sadece daha görülebilir bir vaka. Çünkü işte atıyorum çalışan, işte işveren, çalışan, maaş, pozisyon gibi hani daha önümüzde görebileceğimiz tabloları var. O yüzden sen kendi o şikayet hakkını görüyorsun. Ama bu tarafta sen bana şarkıyı yazıp bitir, yaşasın ya çok güzel laf buldum dediğinde kaç para alacağım bundan dediğin noktada insan kaynaklarının sana yaptığı şeyi yapıyorsun. Tabii. Hiçbir farkı yok. Ama işte bu anlam yaratmak, o anlam yani hayatın içerisinde ben ne hissediyorum, ben ne demek istedim, aslında burada ne var, benim iç meselem nedir? Bir şeyleri sorma refleksini kazanan insan işte bu taşları daha az basmaya başlıyor. Hani bu tespitleri yapıyor olmam bunlardan alına alına yaşadığım anlamına gelmiyor. Bunlara gelmiyorum ben artık. Şey, kaldı ki kendim de bu kadar hakimken illa sınıfta kaldığım yerler illaki oluyordur. Kendi meselemin bir başkasında böyle dilime vurduğu yani ifade bulduğu hepimizin düştüğü tuzaklar. Tabii Ama ki. yani bu farkındalık lezzetli ve bazen işte böyle tokatlı diyelim. Evet, ama bir yandan da işte o onun kadar da getirdiği derinlik var. Onun kadar hayatına getirdiği güzellik var. Yani Evet. nasıl var olmak istiyorsan, yani nasıl yansımak istiyorsan öyle var olmak denebilir belki. Evet. Yani bu derinlik çok karşılığı hakikaten. Yani lezzet oralarda bence. Ama bu derinlik sarhoşluğuna kapılmamak, o derinlerde kaybolmamak, vurgun yememek. Yani bunlar da önemli. Ben bu derinlikten söz ederken hiç kimseye faydası olmayan, kendi kendine duyguların içerisine gömülmüş bir halden söz etmiyorum yani. Hep ışığa doğru, umuda doğru, yukarı yüzeye nefes almaya doğru. Hep hedef o. Yani o kadar güzel kendini ifade ediyorsun ki böyle gerçekten saatlerce dinlerim seni. Teşekkür ederim Meltemciğim. Hayat öyle bir hayat değil. O senin güzelliği. İşte anlattım hayatın öyle olmadığını. Bazen böyle mesela bu benim için çok olağan ve çok gerçek bir yerden olan çok hazırlıksız ve yani kendiliğinden bir sohbet. Bir başkası bunu ya kızım çok düşünüyorsun ya ile bitebiliyor. Çok Doğru. seviyorsun sen de gibi. Aksine takmadığımı anlatmaya çalışıyorum. Yani buralardan geçersen takmaz hale geliyorsun. Çünkü bir anlam üretiyor. Yani o acı bile bir anlam bulduğunda hafifliyor. Evet, bunu not aldım hatta kendime geçen seferden ve konuyu getirecektim. İyi oldu senin Evet, yani getirdiğin. benim mottom ya. Mottom. Çok güzel ama ne En kadar... yakınının kaybı bile olabilir. Yani Allah kimselerin başına vermesin. Erken yaşta kaybedilen ebeveynler, Ya. evladın, sevgilin, kocan, eşin, yakın arkadaşın. Hani öyle durumlarda ben şimdi bugün yarın bir tanesini kaybettim zaten başıma gelse bu vakurlukta oturup da burada bunu tabii ki böyle olamam. Ama inan bana babama ayırdığım zamanı muhtemelen daha az tutar. Çünkü onda daha genç yaşıma denk gelip çok uzun süren ve içimi kanırtan bir yas tutma oldu. Bugün bunu daha olgunlukla daha başka yaşın da mutlaka etkisi var ama bakmanın da çok etkisi var. Bugün mutlaka başka yönetirdim. Gene bir olurdum tahmin ediyorum. Ağlamakta hiçbir sakınca görmüyorum. Şimdi Tabii. konu alakası bir yere geldi. Neyse uzak olsun ama neticede en sert acılar bile hakikaten içerisine biraz daldığında yani daha oradan çıkıp da bir baktığında daha büyük resmi gördüğünde kesinlikle hafifliyor. Ben
ne oldu, mesleğim ne oldu, bugün seninle karşılaşmamız, tanışmamıza sebep olan, bu sohbete sebep olan şey her neyse umurumda değil. Ya umurumda değil derken değer vermiyorum anlamında değil. Hedef değil. Hakikaten şey gibi bu. Yani galiba ben o maskeyi ilk önce yüzüme taktım. Yani uçaklarda diyorlar ya, çocuklarınızdan önce kendinize takın. Yani demek ki hassasiyetleri olan bir çocuktum belki de. Her çocuk gibi bu arada. Bir şekilde hani resim yeteneği gibi bunu çakma yeteneği mi varmış ya da bilemiyorum, bir şekilde onu keşfettikten sonra bu şeyi yarayı kaşımadan kanatmadan tedavi etmek. Baktım yara çok alabilen bir yapım var. Onun tedavisine daha çok vakit harcadım. Yani yaranın kendisine daha fazla tedavisine vakit harcadım. Allah da hayat da Allah'tan çok büyük sınavlar vermedi. Ben de akıllı davrandım. Küçük sınavlardan büyük dersler aldım. Hani dersini güzel çalıştım. Hani daha büyük gelmeden dur ben bundan falan gibi. Öyle bir oyunlar oynadım yani kendisiyle. Ve hayat işte o zaman çok çok tatlandı yani. Ne olursa olsun tatlı gidiyor bu sayede. Evet, o süreçlerden geçmek tabii dile kolay ama Tabii. onun getirdikleriyle hayatı yaşamak başka bir lezzet işte. Vallahi hakikaten öyle. Daha da yol çok. Zaten Allah'tan kendimi buna oyuncak ettim. Başka eğlenceli bir şey yok çünkü. Çok iyi ettin yani bu Evet, zaten. Allah'tan ben kendimi öyle çocukluktan aa dur bana öyle bir dedi ben böyle bir şey. O zaman bunu böyle bu böyle olsa o kelime yerine bu falan diye hani böyle şey kaldırım çizgilerine basmadan yürüyen tipler vardır. Aa, aklıma Ben de Teoman böyle geldi. bunlarla oyuncak ettim. Bulmaca gibi bunlarla oynaya oynaya yaşıyorum. Zaman geçiyor yani. Hani tek başına da hiç sıkılmayan bir insanım. Yani tek kişilik bir kadroyum yani. Hani böyle tek başıma seyahate gideyim falan. Yol 25 saat sürsün canım sıkılmaz. Oğlum Sıkılmaz. var içeride çok sohbet dönüyor. Tabii. Hiç canı sıkılan bir. Çocukken çok canı sıkılıyor dermişim de. Artık onu da bak gene onu da demek ki buradan geliştirmişim yani. Canım sıkılıyor, canım sıkılıyor, canım sıkılıyor diye. Hani ondan sonra en insan en zayıf olduğu yerden kendine şey geliştirir ya. Çözüm. Ya da geliştirmelidir. Yırtmışım oralardan. Neyse ki. Ya evet, yani can sıkıntısı çocukluktan Evet. tanıdığımız bir şey tabii. Bu Tabii. kadar bu kadar uyaranın olmadığı bir çocukluk geçirenler için özellikle işte internet yok, televizyon belli Tabii. saatlerde var. Her programı zaten izleyemezsin falan. Ben bu arada çocukken de kendim bütün apartmanı ve mahalleyi bir tane kara tahtam vardı. Hep öğretmencilik oynardım. İnsan valla neyse o oldu. Benim bayağı profesyonel not defterlerim vardı. Her bir öğrenci için karakter yaratırdım. Hepsinin ismi ve bir kimliği vardı kafamda. Yoksa karşımdaki yastık, ayı, işte ne bileyim bebek falan yani. O, ama onlar belli. İşte tembeller belli, çalışkanlar belli falan. Şey, Şirinler Köyü gibi. Tabii, o kırtasiyeden öğretmenlerin not defterlerinden alınırdı. Bayağı kara tahtam tebeşirim vardı. Yani saatlerce öğretmencilik oynardım. Böyle bir Tevekkülen. çocuk kitabım vardı. O geldi aklıma. Bir kız çocuğu tahtaya yazıyor, karşısında ayıları oturmuş falan, tam böyle o. Ne zaman yazılmış bilmiyorum ama ben 70'lerden bahsediyorum. Bu 73-74. daha eski. Yani aile Tabii. Aydiger bir çocuk kitabı, evet. Aa, valla bilmiyordum. İyi güzel. Demek ki bir ruh geçmiş oradan. Bir şey geçmiş. Herhalde. Yani onu diyorum. Çocukluğumda uğraştığım her şey bugün mesleğim ya. Yani bu eğitmenlik çok sonradan oldu. Kırkımdan sonra oldu da. Ama yani gitarla işte bir şeyler tıngırdatmak işte yani 12-13 olsun. İşte yazmak, çizmek bilmem ne hepsi başka rotalara gideceğim zannederken hayat buraya döndürdü. Evet, herhalde o sesi bastırmadım diye düşünüyorum. Yani bir sürü insan, çünkü hani hepimizde vardır bir yatkınlık ya da sana özgü bir şey mutlaka vardır. Ama bazen o farklı mesleklerde farklı kaygılarla ya da demin işte konuştuğumuz başarı kriterleriyle, her neyse onlar, onların sesini kısıp hayata devam ettiğimizde belki zorlanıyoruz. Bilmiyorum. Ben öyle bir şey yaptım veya yapmadım onun bilincinde değilim. Yaptığım tek şey beni mutlu eden şeyi bilmeden yaptım. Yani bilmeden beni mutlu eden ve
becerim olan şeyleri yöneldim. Yani ben sonuçta atıyorum üniversitede İngiliz dili ve edebiyatı okudum. Çok severek okudum, bilerek girdim. Hiç öyle hani dil puanından falan en kolay sonuçta dille eğitim yapan okuldan gayet öyle girmedim. Çok bilinçli girdim, çok bilinçli okudum. Yani çünkü en kolayıydı benim için. Yani en kolayıydı derken kolayı seçmek anlamında değil. Yani kendiliğinden olanı oydu. Yani atıyorum gidip de konservatuvarda oyunculuk bölümünü veya resim bölümünü zorlamadım yani hocalardan ders alıp gibi. Hani akış oraya gitti. Zaten oradan gidince o işte ilk yılları üniversitenin çalışırken işte gazetecilik oldu. Oradan işte gene marka iletişim reklam gibi bir uluslararası şirkete geçtim. Orada master'ımı bunların üzerine yaptım. Ama hep bir fikrin anlatılması. Hani ne olursa olsun hep bir fikrin, duygunun, ürün bile olsa anlatılması üzerineydi yani. Ama bunların hiçbiri bana şey gelmedi. Yani gidip de şeyde atıyorum satış departmanına girmedim zaten. Çok güzel, hiçbir zaman gitmemişsin işte, Evet, evet. gitmedim. Yani bilerek de seçmedim. Ben sadece hani o sesi dinlemek mevzusu var ya, o ses belki de hani böyle söyleyince sesi dinleme hikayesi, o zaman insanların böyle o sesi nereden duyacağım gibi bir sıkıntıya sokuyor. Halbuki en yapabildiğine gitmesi gibi daha kolay bir yöntem koyabiliriz belki. Bravo. Bu kadar değil mi aslında? Çok Evet, karmaşık düşünmeye gerek yok. yani yatkınlığın olan konuya gitmek. Bu arada şunu söyleyeyim. Zaten yatkınlığına gittiğin zaman sen alakasız bir yere girsen de o geliyor seni buluyor. Yani mesela ben hatırlıyorum işte o girdiğim böyle işte uluslararası şirketlerden bir tanesinde bir böyle bir müşteri aramış. Ben çıkmışım. Ben de bir çok iyi bir cevap vermemişim adam herhalde. Yani bir saygısızlık etmedim de işte bir konuda yardımcı olmamışım. Olmamışımdır. İstememiştir canım. Neyse. O da genel müdüre işte benimle ilgili bir yememiş içmemiş şey yazmış. Mesela genel müdür beni odasına çağırıp şey demişti. Bu adama şirketimiz adına bir özür mektubu yaz ama bana yazdırtıyor. Yani işte ne bileyim ben kız arkadaşıma bilmem ne yapayım. Hani arzu halciler vardır ya. Ben bayağı arzu halci gibi bir insandım. Yani girdiğim her ortamda bana yapılan şikayete de cevap. Hani kendi adıma özür dilemiyorum bu arada. Yani öyle bir ceza vermiyor adam. Hani senin kalemin iyi. Şu şirket var. Şey ne, şu adama bir cevap veriver de kurtulalım diye diyor yani. Hani metin yazarlığı anlamında şey yapıyor. Yani o kadar işte arkadaşlarımın sevgililerine yazacakları mesajlar. İşte terk eden, giden, gelmesi istenenlere yazılacak mesajlardan tut. Zaten o yani hayatın her yerinde sen onunla özdeşleşiyorsun. Zaten oradan bir şey gelişiyor. Yani bir algı gelişiyor seninle ilgili. Yani kendini en çok neyle Evet. yan yana tutarsan oradan bir algı gelişiyor. Öyle 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 öyle. Mevzu gidiyor yani. O zaman bu hani meleken olan şeyi yap. Yapınca onunla ilgili bir algı oluştur. Zaten ondan sonra sırtın yere gelmez gibi bir özet formül vermiş olayım yani. Evet, güzel formül. Şeylere Evet. Sanki takılmayınca. burada benim sırtımız hiç yere gelmiyormuş gibi yani. Neyse mutlu bir insanım yani. Yoksa gelirken... Ama herkesin her meslekte aynı şey geçerli olabilir. Burada yine de sevdiğin, yatkın olduğun, yaparken yani sana zor gelmeyen derken işin tabii ki yapılması için de belli aşılacak şeyler vardır. Daha zorlayan işler olabilir ama hani bazı işlerde şeydir ya, elin gitmez yani, böyle yapmak Evet. istemem. Ve bin tane de aksilik çıkar. Veya çok kendi yani çok sevgiyle yaptığın bir şeyde 50 tane aksilik çıkar sana koymaz. Ha Yani gibi. algı hayatım işte o ya yani bütün hayat algı gibi bir şeydi hatta o kelimeyi de sevmiyorum. Bakış açısı diyeyim yani. Baktığın yerde duruyor yani hayat. Evet, yani
Şimdi bir yandan da şunu düşünüyorum. Şimdi mesela belli teknikler tabii ki var dedim. Tabii ki var. Yani Tabii. yazının işte daha iyi olması için şiirde, şarkı sözünde hepsi için bir takım Evet. kurallardan, bir takım tekniklerden tabii ki söz edebiliriz. Tabii ki. Ama teknik biliyor olmak onu iyi yaptığın anlamına gelmiyor. Hayır. Doğru yaptığın anlamına gelebilir en fazla. Evet. Orada da Hani iyi de tabii şey de etkili diyelim. Yani seni düzeltmek anlamında söylemiyorum da Yok yok, hani düzelti de tam da bilirsin. hayır oradan söyle. İyi de çok göreceli ya hani iyi söz göreceli. Etkili daha ortak bir şeyi anlatıyor galiba. İki yani bir kişiyi harekete geçiren hüzün de olsa, mutluluk da olsa, neşe de olsa etki eden söz başka, doğru söz başka. İşte o etki eden haline gelebilmek için de bütün bu anlattıklarımla birleştiriyorum, değil mi? Mesela işte o acıya anlam vermek dediğin Evet, tabii. mesele. Yani şöyle söyleyeyim. İşte bu kolayla basit arasındaki durum. Yani eğer sen başına gelen bir şeyi sana defalarca anlatılmış, binlerce kez çiğnenmiş bir yerden telaffuz ediyorsan, içindeki Meltem nerede? Sen onu yani işte yasak bunlar, bana uzak, işte tutsak kaldım, aman da gene bir saklı soklu bir şey yani. Şimdi aklıma gelmedi, normalde geliyor da derslerde söylüyorum. Böyle uydur uydur, gaydır gubbak, Eminem kafiyeler üzerinden yaparsan o zaman ben içinde Meltem'i görmem, üzerine sıfır düşünülmüş. Bunu da geç. Düşünmesi önemli. Sıfır yaşanmışlık. Sıfır samimiyet. Sıfır Meltem. Bir söz oluyor. Ama sen yine yani bir kafiyeye esir olsan da o yasağı, o uzağı bana Meltem gibi. Yani Meltem'in yaşadığı bir deneyim üzerinden, Meltem'in baktığı yerden uzak ne demek? Meltem uzağı nasıl görüyor? Uzaktan başka nasıl tanımlar duygusunu gibi. Biraz Meltem araştırması yaptığında ha işte o zaman teknik olarak artı etkili olabiliyor. Çünkü öbürünü kulak zaten artık alışmış yani. Şimdi zaten hep onu söylüyorum yani zengin kız fakir olan veya tam tersi bir hikaye, aşk hikayesi, yol hikayesi, hayat hikayesi olmadan roman, şiir, edebiyat, film olabilir mi? Yani konular belli, çatışmalar belli. Onu yönetmen sineması yapan, onu müthiş senaryo yapan, onu müthiş oyunculuk yapan detay nerede? Yani oradaki süzgecinden geçirdiğin yer. Yoksa aşkı daha nasıl anlatacağız artık? Yani. Evet, uzun yıllardır anlatmaya çalışıyoruz Evet, bütün anlatmaya çalışıyoruz. Bence anlattı ve bitti bence. Anlattık bitti bu insanları. arada. Çok da şey yapmamak lazım artık kendisine. Çünkü neden? Neden diyorum o kişisi? Şimdi evet mesela acayip acıdan ve kıyma makinesinden geçirilmiş bir aşk çok etkili gibi görünebilir. Ha bu benim artık yani baktığım ya bu noktada belki kişiliğimden belki biraz artık mesleki bakış açısından bilemiyorum. Çok kıyım kıyım insanın içini artık böyle çimdikleyen söz bana göre yani bana göre duygu sömürüsü. Bana göre duygularımızı harekete geçirmek için programlanmış yani neredeyse içinde acı matematiği olan bir söz. Ama o acının içerisinden mesela ben bunu hep söylüyorum sınıflarda binlerce dizesi var ama bir tanesi Sezen Aksu'nun işte bu bir nasihat gibiydi bu sancılı hasret diye bir lafı var. Bundan çok daha güzel sözleri var. Yani Bekle şarkısında bu. Yani bir hasreti nasihata benzetmek bu bir şeydir işte. Kesin. Yani bu şimdi o kadar çok yani bıçağa benzeter, ateşe benzet, yangına benzet.
Yani kor alevlerden geçir o hasreti, zincirlere gir, gecelere benzet, yaralara benzet. Ay artık bıkacağız yani hasreti. Ama bir nasihat gibi de için o çok büyük kompozisyon var bir kelimenin içinde. Çok büyük. Yani bu, yani o yoklukta ne kadar çok şey yaşanıldığını hap gibi anlatan bir şey. Ha, bu Sezen Aksu onu öyle yazar. Öteki başka bir şey der. Ama zaten olay bu. Yani o yoklukta, o yalnızlıkta, o acıda Meltem'in, Sibel'in, Ayşe'nin, Ali'nin ne yaşadığı. Çünkü hikaye orada. Hikaye orada. Bu yüzden bunu önemsiyorum. Artık o atlayıp gelen yerlerden, yani kimsenin de yemediğini düşünüyorum. Ve duygularımızla oynandığını düşünüyorum. Yani ve de bak yaptım oldu, onu tuttuğunu da zannetmiyorum. Tutmuyor zaten. Tutmuyor değil mi? Yani bu kadar Hayır. istediğin kadar matematik kullan. Yine de özellikle dil Öyle, aslında. matematik kullanılır, akıllı sözler olur. Kendi içinde provoke edici, estetik, beğeniriz beğenmeyiz. Bak beğenmekten bahsetmiyorum. Olur ve bence tadından yenmez, hiç sakıncası yok. Hiç sakıncası yok. Ne yaparsak yapalım bir uğraş var orada. O yüzden Doğru. ona ben şapkamı çıkartırım. Ben öyle yazmam, öteki öyle yazmaz. Ben o dili tercih etmem, o ayrı bir konu. Oraya girmek bence kimsenin haddi değil, kimsenin tekelinde değil. Tabii. Ama biz de yani böyle bırak bu hesabı, çektirme ızdırabı diye söz yazarsan o abılar kafiyeli diye. Ve benim çok yeteneğim var hocam, çok sözüm var. Kime ulaş? Böyle bir geliyor bana ne şeyler. Sözlerim var, nasıl ulaştırabilirim? Yani o kadar emin ki ulaştığında patlayacak ortalık yani. İşte bu kendini mühimseme, acılarını mühimseme, duygularını mühimseme, yaşadıklarını mühimseme. Halbuki yani yaşadıklarının içinden kendini çekeceksin. Kendini çekip geriye kalanı koyacaksın. Çünkü bizler birer yani vesileyiz o hikayelerin yaşanması için. Yani dünya hikayelere ait aslında. Bizi böyle piyon diye göndermişler yani, anladın mı? Biz onları yaşayalım ama biz gidelim o hikayeler kalsın diye. Yani yine şahane bir söz söyledin Ay Tatlı, bak bunu gerçekten. falan dedim. Kullanayım bunu başka bir yerde. Bence kullan yani, bayağı güzel oldu. Evet, kullanayım, güzel oldu. İşte yani o yazma veya anlatma veya ifade. Ben şu an mesela buradayım, seninleyim, bu anın içerisindeyim, bütün kalbimle buradayım. Yani ama şöyle bir kaygıyla değil. Dur öyle bir şey söyleyeyim ki Meltem aşırı etkilensin, şöyle havalı bir şey olsun, üstüne de höt höt falan. Oradan ekmek çıkmaz. Yani oradan yaklaşmadığın için çıkıyor zaten bu, tam Evet, tersi. işte bu hepimiz için geçerli demek istiyorum. Bence Evet. herkesin içerisinde böyle bir şeyler var. Ne güzel, sen onu takdir ediyorsun, değer veriyorsun. Senin gönlüne göre oluyor. Ne mutluluk verici. Olmaya da bilirdi. Amaç beğenmek, beğendirmemek onaydı ki, amaç Tabii. gönlümü anlatmak. O nasıl Tabii. duruyorsa, bir de leziz geçiyorsa ne mutlu. Ama ben onu 300 kelimeyle anlatırım. Bir başkası 30 kelimeyle, ötekisi bir cümlede anlatır. Hepsi tadından yemeyen. Yani gerçek bir yerden çıksın da. Kesinlikle. O yüzden Yani o, yani söz yazarlığı üzerine ahkam kesecek noktada bilmiyorum ama hasbelkader gözlemleme, yaşama, içinde bulunma bir deneyimim oluşabildi tabii ki. Yani teknik olarak işte ritimlerin üzerine kelimeler getirerek doğru hemen algılanacak sözler yazarak, işte belki salla yalla diye kaç tane şarkı var bilmiyorum mesela. Niye? Çünkü o yallah salla bilmem ne şeyleri prozodik olarak çok zevkli, çok güzel okunuyor. Oynarken de böyle, elde benim de böyle eller havaya. çok güzel geliyor. Onu da adam da oraya hiç çekinmiyor, çat diye koyuyor. Ben mesela onu oraya koymamaya çalışırım. Koyulması yanlış mı? Zinhar değil. Ben artık çok salla yalla falan diye yaptılar diye
tercih etmem ama bir yerin içerisine koyabilirim. Hani bu türden matematikse ben de o anlamda bir matematik düşünüyorum. Başka yerine koyabilirim falan filan. İşte dediğim gibi ritmin üzerine gelen doğru sözler, yağ gibi akan, söylerken kulağa takılmayan, şarkıcıya yer veren, şarkıcının bir doğaçlama, bir improvize yapabilmesine olanak tanıyan, sesini gösterebilen, küçük söylediğinde, daha pesten söylediğinde güçlü duyulan falan. Yani bunları evet kafanda formüle edebilirsin ama ne olacak sonuçta yazanın kalemiyle ilintili. Bir de dinlemek için olan şarkılarla eğlenmek için olan şarkıları ayırmak lazım. Evet. Bazı şarkılar dinlersin. Hatta yani bir kitap okudum hayatım değişti gibi. Bir şarkı dinlersin, bir şiir okursun keza. Yani ne bileyim Twitter'da bir sözü görürsün, Instagram'da bir fotoğraf görürsün. Hani sende bir aydınlanmaya çatır ya, bir de böyle şarkılar var. Tabii. Yani daha hayata haplaştırılmış şarkılar. Bir de hakikaten çok da kasmamıza ve yormamıza gerek olmayan, o sırada içtiğimiz şeyi yanına eşlik edecek. Yani bir de rahat olalım kardeşim dediğimiz şarkılar var. Şimdi hangisi yanlış olabilir ki bunların? Yanlış olamaz galiba zaten. Ben Olamaz tabii ki ya. konuyu... İsteyen yazsın bir de. Gerçekten. Evet. Zaten yazıyor da. Yani yazsın, şu an. Karşılığını bulur bulmaz. Yine orada da şurada kalıyor galiba zaten. Eğer karşılığını bulmak amacıyla yazarsam başka bir yere gidiyor. Yazmak istediğim için, içimden çıktığı için yazarsam başka bir yere. Ben buradayım şu an, seninle bu anın içerisindeyim diye söylediğim şey bu. Şimdi ben burada Meltem'le sohbet ediyorum, çok etkili konuşayım gibi bir alt ajandayla onu yapıyor olabilmem veya derslerde, hadi bunu geçtik. İşte kaç saat, 3 saat mi, 6 saat mi, ne konuşuyorum işte. Anlat, anlat, anlat o 20 kişiye, tek tek onların şarkı sözlerini belki o sırada baştan o esnada yazarak. Yani bunlar nasıl, bu nasıl oluyor? Sadece o anın, o fikrin, o duygunun içinde olarak. Yani gerisi kendiliğinden geliyor. Ama ben orada bir endişe, bir kaygı taşısam, bilmediğim yere bilmiyorum diyerek, yapmadığım yeri yapamadım diyerek. Yani böyle başından beri havalı havalı konuşuyorum. Hayatın o kadar zor olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Yani daha rahat, daha rahat olmamız lazım Meltemciğim. Katılıyorum sana. Vallahi rahat olmamız lazım. Biraz önce şöyle bir şey söyledin. İçinden kendini çıkartmak lazım. Ha, hikayenin, hatırlıyor musun? Kendini çıkartmak lazım, evet. Ve hikayelerden, hikayelerin aslında kadim olmasından biraz evet, söz edelim. Evet, yani esas sahibi onlar bence. Yani peki o kendi dünyadan söz ediyorum. Belki de evrenin. Ama dünyayı gördüm şimdiye kadar sadece. Ha evet, onu tabii ötesini bilemiyorum. Belki çoktan aşmış olabilirler. Hikaye gider akçe midir bilmiyorum. Ama dünyada esas olan o yani. Güzel. Bak hiç bu açıdan düşünmüştüm şu an. Böyle bir UFO gelse onlara bunu sorabilirdim yani diye ben niye düşünüyorum. Geliyorum, ben niye geliyorum ki yani bir deneyim yaşamak için. Hani bütün inanışlar da neye inanırsak inanalım. Bunu söylüyor. O deneyimi de katıp buraya gideceğim. Yapacağım. Evet. Ha, yani ama onu çamur etmekte, yani rezil veya vezir etmekte senin elinde o hikayeyi. Vezir etmenin en güzel yolu da o hikayeden bir şey çıkartmak. Yani bu ve bunun için Indiana Jones olmak gerekmiyor. Yani büyük maceralara koşup kırbaçlı adam olup işte böyle hazineler falan bulmak gerekmiyor yani. Bazen çok küçük bir diyalog, bir sohbet, başına gelen bir şeyden, dedim ya ben küçük derslerden, küçük olaylardan, yani daha doğrusu küçük demeyeyim, herkesin başına gelecek olanlıkta, acı da olsa herkesin başına gelebilecek olan şeylerden hükmünün üstünde şeyler çıkardım. Yani işte sevdiğim birinin kaybında, işte belki bir ayrılık, bir boşanma hikayesinde. Yani ben o boşanma hikayesinden, çok uzun yıllar oldu,
ne bir erkekler şöyledir çıkarımına gittim, ne evlilik kötüdür çıkarımına gittim, ne evlenmek gerekir çıkarımına gittim. Hiçbirine gitmedim. Yani o ilişki içerisinde nasıl bir Sibel vardı, nasıl davrandı, nasıl davranıldı, ne oldu deyip onu ben hani bir yürüyüşte oturulmuş bir bank gibi, yani yaşarken bu kadar böyle hani sıfır duyguyla, bitince sıfır hisle ya, yani nötr hislerle yaşadığımı söylemiyorum. Yani gereken neyse yaşadım. Hı-hı. Sevmek mi, üzülmek mi, işte ağlamak mı, bitmesin istemek mi, bitsin istemek mi? Yani bütün evrelerini yaşadım o duyguların. Ama onu toplam bir paket olarak gördüğümde bugün bende karşılığı bir cümle. Hı. Yani bir cümleye indirgendi oradaki şey. Hani bu yani iyi ki yaşadığım kadar bir cümle de olabilir. Hı hı. Ama yani hayatı kolaylaştıracak şeyler. Sonra o bana oradan aldığım şey işte herkesi sıfırdan başlatmak. Orada yaşadığımın illa başka yerden karşıma gelme. Yani oradaki benim canımı yakan deneyimlerin benim bir kaderim olmadığını görmek falan filan. Yani neyse, şimdi hani böyle yaşam koçu, hayat dersi gibi konuşmayayım da yani. Hani yani şeye gitmedim, yani Zulu'ya gidip kabilede yaşayıp özel bir deneyim yapmadım. Bayağı Kalamış'ta bir evde yaşadım. Benim macera. Hep manşet cümleleri söylüyorsun. Gazete yazıyorsun gerçekten. Ama gerçekten yani. Çok da böyle yani kendini iyi hissettirecek bir şey yaşayabilmek için yani kimsenin başına, ha o gelenler var, onların da yaşamsal sınavları herhalde, o böyle büyük büyük deli deli tesadüfler, deli deli olaylar herhalde yani onların da, çünkü hayatı çok süpersonik olan insanlar var yani. Bu da kimin başına gelir falan diyeceği. Ama onlara sorsam o da onların doğalı, hatta belki de. Belki de. Onların belki de sittin sene çıkaramayacakları dersi, birisi belki yani çok şu an hani hani şey yapmak için biraz acite ediyorum, hani flash hale getirmek için çıkartıyorum da, hani belki birisi onu markete giderkenki bir diyalogta çıkartıyor bile olabilir. Yani biraz o içinden malzemeyi damıtma melekesini kazanmamız lazım. Yani o hikaye, deneyim, sonuç, çıkarım her yerde yani. Sevgi nasıl içimizde? O da her yerde. Buradan da Cem Yılmaz'a selamlar gitsin. Tabii tabii. İçim şart, sevgi içimizde. Aynen. Ama öyle aslında yani, tamam o bir işin şakası. Evet, yani basit dediğim bu. Yani kolay olmayabilir ama basit dediğim bu. Evet. Bundan daha komplike neden olsun ki? Pirane mi burası? Sonuçlara göre öyle de. Bugün kulaklık takmadığım gün dışarıdan kamyon geçiyor olması beni şu an çok böyle şey yaptı ama bilmiyorum sesi geliyor mu? Metro inşaat şu şeyde Göztepe'de şeyde oturuyorum ben, Caddebostan'da bir metro inşaatı var, oranın tünelini patlatıyorlar. Biz konuşurken tünel patlattılar yani. Demek bu ha, iyi. Gerçi her gün patlatıyorlar o dinamiti. Neyse gelmedi ses demek ki. Endişelenmeye gerek yok demek ki. Neyse, neticede evet, hikayelerin bir evrenselliği ve bizi birbirimize bağlayan bir tarafı var. Yani orada... Yani bu hikaye bence insanın mesuliyeti. Hı-hı. Yani buraya yani bir gelmeye bir anlam arıyorsak bu. Sadece hikayeyi yani hikayeden beklentiyi abartmamak. O evet. Ne demek mesela beklenti yani derken? Indiana Jones olmak gerekmiyor demek istedim. Anladım. Yani, beyaz da gitmek gerekmiyor demek istedim. Yani küçük bir şeyin içerisinde de son derece makro şeyler çıkabilir insanın karşısına. Evet, o işte nasıl, nereden baktığınla alakalı olarak gelecek herhalde. Bu anlam üretmek dediğin hikaye, acıyı damıtmak mesela, yani bunların içinden
duyguyu anlamlandırmak, yani bunları İşte ben filtreden mi geçiyor? Ayşe'nin çantasını kıskandığıma gelmek. Evet. Yani beni rahatsız eden bir şeyler var, şöyledir, böyledir değil. Evet, öyle başlayıp Ayşe'nin çantasını kıskanmaya kadar giden o yolculukta kendini soğan gibi kabuklara ayırıp o cücüye gelmek yani. İşte o cücük kıskandım olduğunda evet diyorsun. Bir daha aynı duyguyu yakaladığında ne yaşadığını biliyorsun. Eğer seni rahatsız ediyorsa bir daha ona oradan bakmamayı veya çantan ne güzelmiş benim de olsa keşke Ayşe demeyi öğreniyorsun. Veya kıskandım vallahi demek bile o espriyi yapabiliyorsun. Ama bunu gerçek bir hafiflikle yapabiliyorsun. Yani o cücüğü aldığın zaman ister salataya kullan, ister menemene kullan, ister yemeğe kullan. O cücük artık çıkıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bu türden çünkü bu şey gibi işte bazen böyle bir durumu, bir kişiyi kötüleyerek işte o şikayet ederek yaşarız ya. Aslında o esnada bir şeyden aklıyorsun kendine. Diyorsun ki ben öyle değilim. Yani Ahmet'in kötülüğünden söz ederek kendi iyiliğini onaylatmak istiyorsun aslında. Alttaki bu kurguyu hissettiğin zaman bu mizanseni kendine oynadığın bu oyunu hissettiğin zaman Ahmet'i de öyle görmüyorsun. Ya da görsen bile onu o anlamda değerlendirirken dilinin kemiği değişiyor. Ya da batmıyor dilinin kemiği. Gibi gibi. Yani evet, aslında çok karmaşık süreçleri çok sade anlatmış Evet. oluyorsun bu Kendini şekilde. yakalama mevzusu yani. Hani Sezen Aksu şarkılarında da çok geçer ya. Gerçekten başkasında kendini yakalama mevzusu. Ve yakaladığında da bir eğrin varsa düzeltme gayreti. Ya da eğrini alnından öpme güzelliği diyelim. Yani ben kıskançlığımı o çocukken o çantayı kıskanmış olmamın adını koymasaydım o bende bir rahatsızlık olarak duracak demek çok istemişim ben çantam olmasını. Halbuki ne olacaktı ki? Hani onu tespit ettim. İnan o tespit ettikten sonra o çantanın önemi bile kalmadı. Yani oradaki bir negatif o duyguya yüklemek de çok bilinçli yapmadığım şey dediğim gibi bugün daha bilinçli yapmaya çalışıyorum. Artık onun anlamı bile kalmıyor. Yani seni canını sıkan bir anlamı demek istiyorum. Yüklediğin anlam kalmıyor. Ha, daha doğru oldu bu. Evet. Gerçek anlamını buluyorsun, o yüklediğin anlam kalmıyor. Bütün bu söylediklerinden bence ilham meselesine bağlarız güzel. İlham, evet tabii. İşte bunların içerisinde sen ona ilham zannediyorsun. Yani bu çıkardığın hani diyorsun ya bana sloganlarla konuşuyorsun şey. Çünkü bir tablo çiziyorum kafamda bir şey anlatıyorum onun doğru izah etmek için örneklendiriyorum oraya götürüyorum buraya geçiyorum bir resim çiziyorum o resmin adını koyunca sen onu karşında hani güçlü bir cümle olarak duyduğunu söylüyorsun Evet. ne mutlu. İşte ilham öyle yani ilham dediğim şey böyle ilham çalıştırılmak isteyen bir şey neticede. Yani öyle birden oturdum bana yağdı bir şey değil. Kazıyı nereden yaparsan oradan gelecek olan bir şey. Yani benim bugün aklıma uzay bilimiyle ilgili bir ilham gelebilir mi? Öyle bir dolumum yok ki. Yani Kendimi nereden besliyorsam o. kendini nereden dolduruyorsan acısıyla, sevinciyle, hüznüyle, bütün duygu renkleriyle, o duyguların sağlıklı açılımlarıyla, kendini anlamaya çalışarak, hayatına karşındakini anlamaya çalışarak, durumu anlamaya çalışarak, sadece işte ben çok hassasım deyip kendini dokunulmazlara koyarak değil, ben çok akıllıyım deyip kendini çelik zırha koyarak değil, kurban psikolojisi de değil, terörize eden zeka ile döven bir yerde de değil. Yani akılla düşünerek, kalple hatta düşünerek diyorum ona ben. Kalple düşünerek bu ikisini
Yani bu iki güçlü malzemeyi kararak, duygu ve aklı kastediyorum. Kara kara, bugün olmazsa yarın, ama bir süre düşünüp sonra başından kalkıp sonra birden, yani o bize o an aklımıza geldi zannediyoruz ama altta bir inşaat çalışıyor aslında. Yani biz onun birden olmuşunu görüyoruz. Bir ihtiyaçtan çıkıyor ilham. Bir sorunun cevabını bulma ihtiyacından, bir duygunun adını koyma ihtiyacından, kendini ifade etme ihtiyacından, tanımlayıp artık korkmama, kıskandım Ayşe'nin çantasını kıskandım gibi, artık düşmanını tanıyınca ondan korkmama ihtiyacından, bir sürü yerden onun adına ilham diyoruz yani. Yoksa böyle oturduğun yerden hakikaten akmıyor. Ha, şöyle söyleyeyim, öyle olduğu zamanlar var ama o da mutlaka önceki kazının bir beklemediğim bir anda dökülmesi. Yani Evet, o taşma noktası gibi evet, herhalde. yani o kazı, içerideki o çalışma yapılmadan diğerini şey yapmak çok zor. Yani yok, mümkün değil. Ben dediğim gibi roket bilimi üzerine bir ilham geliştiremem şu an yani. Yani istediğim kadar ilham diyeyim, müthiş ilhamlı bir insan olayım, mümkün değil. Peki mesela şarkı sözünde herhalde farklı mı işliyor? Mesela sen böyle içinden gerçekten bu böyle geldi bir yerden. O an öyle hissettin yani. Bir şey dolmuştu ve tak 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 bir şarkı çıktı. Bir tanesi daha çıkmadı ama beni en çok, yani tırnak içinde bilenin en azından bilmesine sebep olan şarkılarım, sözü bestesiyle tek hareket gelen şarkılardır. Yani sıfır düşünme. Hakikaten hani böyle çok da aman aman bir gitar çalmıyorum ama hani gitarı elime alıp azıcık tıngırdatırken sanki şarkıyı daha önce biliyormuşum da o an söylüyormuşumcasına akıp gelen. Mesela Pardon %100 böyle. Diğerlerinin birazcık gene iyi kötü bir üzerinde. Ama Pardon hakikaten böyle. Onlar ve benim yaşamımı dönüştüren şarkı bu arada. Onu özel bir yere koyarım. Ama onun sebebi de yine bir cümlenin bende envai çeşit kapı açabilecek resim, bana zihnimde envai çeşit resim gösterebilecek gerekli düşünme bağlantılarını yapmış olmamdan daha önce. Ne demek istiyorum? Yani velev ki diyorum ki ben pardon bakar mısınız birden bana geldi ve şarkının devamı da geldi. Pardon bakar mısınızın kafamda canlandırdığı o kadar, ben neye pardon bakar mısınız derim. Min kafamda canlandırdığı artık o kadar çok doldurduğu malzeme var ki. Yine de hani bu, hani söylemeyeyim dedim ama en güzel o tabir edecek. İşte hani bilmem kaç yıl artı 3 dakika vardır ya, işte bazı usta şeyleri için yani o an yapıyor gibi gözükür ama işte atıyorum 30 yıl artı 1 dakika, 1 dakikada yaptım. O bilmem ne kadar zamanım. İlham o, işte o 1 dakika dediğimiz şey. Tanıdığımız şey yani. Onun önce de o malzeme oradan doluyor. Yani ben o anki Sibel pardon bakar mısınız dediğinde arkasından gelecek olan şeyle belki bugün pardon bakar mısınız dediğimde doldurduğum malzeme şey, belki şimdi daha komik bir şarkı yazardım. O zaman hani daha trajikomik bir şarkı yazdım ya da tam tersi, bilemiyorum. Yani bilmiyorum anlatabildim mi ne demek istediğimi. O birden gelen şeyler de bir dolum aslında. Ama bu pratiği, hayatında yazma pratiğini geliştirmiş insanlar da zaten olan bir şey. Çünkü oradan artık bir şey gibi, bir bakış açısı gibi, bir dolum merkezi gelişim, o toplaya toplaya gidiyor. Şimdi yani atıyorum annemin böyle bir dolum merkezi var mı? Yok. Yani kadının böyle bir yazma etüdü olmadığı için böyle bir şey yok ama yazma etüdü olanlar zaten bunu toplayarak gidiyorlar. Yani algıda seçicilik noktasına indireyim yani artık durumu. O da olabilir. Yani Belki şu tanrısallığa ben bunu götürmem Meltemciğim. Tanrısallık nereye? meselesine biraz karşıyım da. İşte bu hani seçilmiş özel insanlar, Ha özel. yok hayır. Gerçekten Onu demek istemiyorum. karşıyım. Bu
Bu bana hiç adil gelmiyor. Bu benim inandığım sisteme çok aykırı bir şey. Ve bu birini çok aşırı yetenekli, yani yetenek, çalışmak üzerine, kafa patlatmak, bunlar patlatan var kafayı, patlatmayan var. Bunları aynı kefeye koymam yani. Benim için liyakat da önemli bir kavramdır. Yani veren de. Ama yani onu doğuştan seçti, beni de doğuştan seçti diye bir şey yok yani. Benim Aslında tam tersi bir yere götürüyor beni şu anlamda. Her var olan insan, yine dünya üzerinde konuşacağım tabii evet. başka bir yere gidemeyeceğim için. Farklı deniz yok. Evet, yani onun hani hikayelerle birbirimize bağlıyız dedik ya, oradaki o her neyle bağlıysak bu başka bir düzlemle olan bağını ortaya çıkarmak gibi. Yani bunu herkes aslında hissedebilir ama o Yani hisset... bence ağzımızın, burnumuzun, yani normal koşullarda, en azından normal insan donanımında diyeyim, elimizin, ayağımızın olması gibi bir şey. Mutlaka bir malzememiz var ya. Mutlaka. O şeyi bağ aktive etmek, yani O harekete geçirmek. işte yetenek, ben hep onu geçenlerde bir yerde daha söyledim. Ben asıl yetenek, asıl seçilmişlik demeyeyim de, yani kendini seçilmişliğine, kendini o kendi seçilmişliğin seviyesine çıkarabilmek diyeyim. O, çünkü o level orada duruyor. Sen ancak oradan uzaklaşabilirsin. Yoksa o sende yani. İşte asıl mesele o, senin o yolu bulup bulmama. O Evet. işte senin mesuliyet dediğim hikaye de bu. Senin mesuliyetin o. Ama bu birinde çok, birinde az değil. Farklı farklı. Farklı farklı. Ama biz bu genel geçer düzende işte ne kadara sattın şarkını, ay kimler söyledi, aferin vallahi, ne yazdın, ne söylemiştin orada, ya tercih ediyoruz ya. Yani işte şarkının ederini, popülerliğini, kimin söylediğini, şarkıdaki cümleye, dizeye daha çok tercih ediyoruz. Bu da böyle. Yani bunu işte yetenek, işte doğuştan gelen bir şey, şudur budur gibi böyle bir kefeye koymayı daha çok tercih ediyoruz. Bir de her yeteneği aynı değerde görmediğimiz için. Tabii, bir de o Yani var. müthiş bir düşünsel yeteneği olan, müthiş bir felsefe analiz yeteneği olan bir insanla şarkı sözü yeteneği olan insanı aynı yere koymuyoruz. Yani öbürü popüler olan da daha çabuk keşfediyor kendisine, yer buluyor. Yani yeteneklerin de kendi içinde hiyerarşileri var gibi oluyor O baktığımda. da yani bu dönemin sisteminin getirdiği bir önceliklendirme muhtemelen. Belki 100 yıl sonra başka bir dünyada başka bir Evet, şey ama konuşulacak. kendi sisteminin hiyerarşisi olacak gibi gözüküyor. Evet evet işte hani hep Bu yüzden değişebilir bir şey. yani bu işte bu hiyerarşiyi seviyoruz. Yani bazen deneyim hiyerarşisi, bazen Evet. yaş hiyerarşisi, bazen işte pozisyon, bazen meslek, bazen para, bazen cinsiyet. Hep bu ast üst meselesini seviyoruz. Bilmiyorum, herhalde bir çeşit güç hissetmekle alakalı bir, yani var bir sebebi ama bu. Evet, yani muhtemelen doğru söylüyorsun. Evet, yani o, muhtemelen değil, doğru söylüyorsun. Muhtemelen sebebi o. Güce bağlanıyor. Daha güçlü olanın hayatta kalabilmesi, işte büyüğün küçüğü yemesi gibi. O çok gidecek konular onlar. Bence Yine geliyoruz mağaraya doğru galiba. tabii. Ay, bir de yani kastının dışında şeyler, bireysel fikrim olabilecek, kastının dışında şeyler veya insanlık üzerine ahkam keser pozisyonda oluyor olmak istemiyorum. İşte insan şaşar beşer, böyle Ama lafla başlarken elbette. taş mıyım, beş miyim hayatım? Elbette ama bunlar kendimizden yola çıkarak vardığımız yerler olduğu için çok genelleme olarak belki de görmeye gerek yok yani. İşte biz görmeyiz, öteki görür, bir iki. Kontrol edemeyiz ki onu zaten. Onun sonu yok yani. Onu yapacak hiçbir şey. Yani insanın temel arızalarından çok temel doğuştan gelen melekelerini konuşmayı tercih ederim.
Olur. Yani güzeliz, arızamız da çok ama güzeliz. Konuştuk zaten yani. O herkes bir malzemeyle geliyor dediğim şey o. Malzemeyi tercih ederim arıza yerine. Ha, anladım, anladım dediğin şeyi. Evet, İşte evet. bunlar hep düşünen zihin olmakla alakalı. Böyle kafada zıp 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 sorularla tabii arka arkaya geliyor. Ama buradan sana bir de şunu aslında şu deneyimini merak ediyorum. Yani bu ustalarla çalışmak konusu üzerine biraz konuşsak ne dersin? Yani çünkü bu işin içine kaç yılında girdin? Söz yazarlığı yani hep kendin söz yazıyordun ama iş olarak yani başladığın ne zaman diyebiliriz? Yani 2004 yılıydı ben Sezen Aksu'yla çalışmaya başladığımda. Ama şarkı yazma kısmı son şarkı ortamı, üretim, yazılmasına şahitlik etmek, görmek, stüdyoda yaratımı falan o başladığım andan itibaren. Ama benim de şarkılarım varı hiçbir zaman söylememe kararında olduğum için onun benden cebren ve hileyle Sezen Hanım'ın minnet dolu olduğu baskılarıyla benim yazar noktasına geçmem söz yazarı ama metin yazma hep çalışmalarımız vardı. O zaten mesleğimdi yani metin yazmak. Zaten o yüzden bir araya gelmiştik. Basın ilişkilerini de yürüttüğüm için kendisini. O son 10 yıl, 11 yıl. Profesyonel olarak 11 yıl. Yani ilk şarkımın yayınlanması 2008 miydi ya? Ay 13 olmuş. 2008 galiba ilk. O 13 yıl olmuş. Aslında 2004'ten beri bu işin içine yoğruluyorsun yani Evet, profesyonel evet. ortamın içinde Ama benim yoğruluyorsun. şarkımı dinlemesi 2008 falan. 4 sene sonra olmuş. Piyasaya çıkan ilk şarkım da o dönemle beraber. Evet, ilk kez o zaman dinlediği için. Yoksa şöyle söyleyeyim, Pardon onun söylediği şarkı. Pardon'u ben çok daha önce yazmıştım. Sertab'ın söylediği çok daha önce yazmıştım. Hakkında konuşmuşsunuz çok daha önce yazmıştım. Bunlar hep evde duruyorlardı. Sezen Hanım hadi 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 dinletsene hadi 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 dediği için çıktı. Sana aslında orada bir şey var, cesaret verdi belki Yani yani. şunu diyordu, o senin hani ifade becerin çok kuvvetli, kalemin çok kuvvetli, sen mutlaka söz yazmalısın diyordu. Ben de ona bayağı bir süre ben zaten yazıyorum demedim. Gerek ve isteyerek. Bu ta konuşmamızın başındaki bugün belki birinden biri olan sebepten ötürü demedim. Sonra bir gün stüdyoda bir şarkıya böyle sadece demo okuma çalışması için bir İngilizce söz gerekti. İşte onu orada böyle hemen yazı verdim. İşte sen bunu nereden biliyorsun? İşte benim zaten hobim, vay falan filan derken gene o konuyu ben erteledim. Sonra bir yerde bir çok hızlı geçiyorum bunu. İşte bir gün bir yerde bir yemekteydik. Orada işte daha önce o konu kulağına çalındığı için hadi çal söyle dedi. Hatta bir bara gitmiştik bir keresinde İzmir'de. Orada da bana aynı şey yapmıştı. Çal söyle dedi. Bir orada bir söyledim. Sonra bir Bodrum'da bir yemeğe gitmiştik orada birinin evinde. Yine böyle artık çal söyle dedi. İşte o zaman pardonu söyledi. Ama bunların araları böyle 6 ay, 7 ay falan. Hani o çal söyle diyor ama ben ertesi gün beğendiniz mi diye gitmiyorum yani yanına. Konuyu yok ediyorum yani. Hani konu bir daha açılmamak üzere kapansın istiyorum. Sonra işte o pardondan sonra belki bir 7-8 ay sonra falan albüme girdi. Yani albümde okumak istediğini söyledi. Tabii ben orada hep şey diyorum. Ölmeden önce duymamız gereken 100 cümleden biri. Hatta şöyle söylemişti. Siber der o bana. Siber, efendim Sezen Hanım dedim. Senin şu şarkın var ya hangi Sezen Hanım? İşte pardon. Pardon'u bence Türkiye'de iki kişi okuyabilir dedi. Böyle mi Sezen Hanım? Evet dedi. Biri sen, biri ben dedi. Yani alternatifi de ben oluyorum bu arada. Ben dedim ki ömrümün sonuna kadar bir daha ne şarkı yapayım, ne yazayım, ne söyleyeyim. Hiçbirine gerek yok yani. Ben bu cümleyi dünya gözüyle gördüm, duydum yani. Böyle düşünsene Sezen sona geliyor. Şimdi bu şarkı Türkiye'deki kişi yok. Biri sen, biri ben diyor.
Bence bir şey yani. Sanmıyorum başıma geleceğini, bayağı heyecan verici olsa gerek. O arada öyle başladı işte. Yani O şimdi ustalarla çalışma kısmına gelecek olursak yani onun tabii ki müthiş yani işte bu hani dedik ya bu derinlik ve farkındalık meselesinin avantajları, dezavantajları, bir konuya hakim olmanın getirdiği avantaj, dezavantaj. Ustalarla çalışmanın da nereden baktığına bağlı olarak yani avantajlarını bir yere koyuyorum. Dezavantajları da olabiliyor. Ama eğer aklını, kalbini doğru yerden koyarsan tabii ki tadından yenmiyor. Şunu demek istiyorum. Şimdi bir başkasının kendisine onayladığı yer, siz bu kadar böyle ustalığın içinde olduğunuz zaman yani o onayladığı yer bayağı çıtanın yukarıda olması gerekiyor. Çünkü orada böyle artık yani Türk popunu yaratmış. Hatta bizim Canan vardır, Dünya Tatlısı Sezen Hanım'ın asistanı. Mesela ararım bazen Sezen Hanım ne yapıyor derim. O der ki Türk popu uyuyor şu an der. Yani kadının kendisi Türk popu zaten yani. Dolayısıyla o yani Türk popuna siz bir sözüm var diye gösterince kuralını koymuş. Yani sektörü yaratmış birisinin yanında doğal olarak yani çıtanın çok yukarıda olması gerekiyor. Gözlem şansı oluyor yazarken. Şimdi benim o yazarlık atölyesinde benim anlattığım kriterleri elbette ki oturup da bana yani Sezan'ın anlatmadı şöyle böyle diye. Ama o deneyim, o gözlem, o düşünme şekline şahit olmak benim onları dekode ettim diyelim. Yani o dekode kendimden çok büyük diğer gözlemlediğim ustaları dekode ederek o şey formülize hale getirdim. Ama yani o kafaların nasıl çalıştığını görmek benim kafam çalışmıyor duygusu veriyor sürekli zaten. Yani high level insanlar yani. Hepsi roket atar gibiler. Yani Evet, çok değil mi? Şahsı, Önemli isimler hep etrafındakiler Erazat, yani. Aysel Gürel, hani Sezen Aksu bunlarla oturup Yıldız Tilbe yani bunların söz yazdığı ana şahit olduğun zaman yani sen zaten yerler yarasın da ben de hani gibi yerden duruyorsun. Neyse ki elbette ki artık o güvenin geliyor, o şey geliyor. Şimdi özellikle zaten ortak yazdığımız şarkılar da olabildi. Ben ortak yazamazdım mesela. Çünkü zaten yazıp bir şey söylemeye çekindiğin insana bir de ortak söz falan yanlış mı diyeceğim, oralardan geçiyorsun haliyle. Şimdi en sevdiğim şey ortak söz yazmak. Yani o bile yazarken yani yanında durayım, sohbet ederek yazalım istiyorum. Zaten son belki 16-17 yaşında, yıldır olan sözlerin hemen hemen hepsinde orada bir yerde duruyorumdur, oturuyorumdur yani. Hani o düşünme şeklini görmek, onun şey, onu o yazarken ki o sahneyi beraber sohbet etmek falan, o kısmına bayılıyorum. Şimdi tek başıma yazarken canım sıkılıyor. Hani bir beraber başka fikirsel yazılar üzerine böyle veya işte konuşmalar üzerine zaten bir beraber düşünme pratiği geliştirmiştik yıllar içinde düz yazı şeklinde. O artık söze de girdi. Yani bütün işlerimi bırakıp gideceğim, koşacağım tek aktivite var yani şu anda bu hayat. Hani Sezen'im gel söz yazalım desin. Daha güzel hiç zevkli hiçbir şey yok hayatımda. Söz yazmayı zaten çok seviyorum da. O ortak üretim, artık o fikre katkıda bulunabilir yeterlilikte kendini görmek. O da kendisini zaten insana çok değerli hissettiren biridir. Yani minnettarım o yüzden. Eğer benim o hani fikrimi içime kaçırtsaydı, yani beni fark etmeden baskılayan veya terörize eden veya istemeden de olsa hafif yukarıdan bir dil tutturmuş olsaydı ben o anlamda rahat da hissedemezdim. Tabii. Yani benim bir fikrim olabileceğine, bir kalemim olabileceğine, bir sözüm olabileceğine ikna etti. Ben yazsam da yazmasam da ikna etti. Buralar paha biçilemez piyangolar. Yani en büyük şans. Ama işte dediğim gibi yetersizlik duygusu
Bir başkası çok daha sektörde görüyorum. Yani söz yazarıyım diyebiliyor kendisi. Benim 10 yılımı aldı. Şurada 1-2 senedir söz yazarıyım diyorum. Yani çünkü bana göre söz yazarı onlar. Yani o şeyi nerede koyuyoruz, değil mi? Söz yazarı Evet, olmak direkt için kaç oraya söz koyuyorum. yazmak gerekiyor mesela? Nerede ya? Mesleğim mesela iletişim, halk ilişkiler. Hani bunu küçümsediğim için söylemiyorum da Betül Mardin de halkla ilişkilerci, restoranda yer gösteren de halkla ilişkilerci. Yani bir şekilde sosyal bir ilişki kuruyor gelenle diye. Zinhar ikisini biri kötüdür biri iyidir demiyorum da işte o liyakat diyorum, emek diyorum. Yani gerektirdiği deneyim, eğitim diyorum. Söz yazarlığının keza dersini vermeye başladığımda da bu ince detayı çok iyi koymak istedim. Yani ben söz yazarı oldum da eğitimini veriyorum noktasından kurmadım onu. Yani bunun bir takım anlatılabilir yerleri var. Benim de hasbelkader bir yani edebiyat eğitimim var. Mesleğimi sonuçta insanlara bu kadar zamandır bir şeyin ifadesi üzerine kurmuşum. Ben size bir çatıdan söz edebilirim. Ve bu bana göre, Ahmet'e göre, Mehmet'e göre değil, genel geçer, herkesçe kabul görmüş bir yazı çatısıdır. Ha, bunun üzerini lezzetlendirmek bireyseldir. Dolayısıyla hep derim, bu eğitimde mor yerine kırmızı kullansaydın bir eleştiri şekli olamaz. Mantık hatası var, bir eleştiri şekli olabilir. O yüzden Tabii. yani o eğitimi açarken de ben oldum bittim söz yazarıyım gibi bir yerden olmadığı kısmını hep altını çizdim. Yani büyük müthiş avantajları var. Yetersizlik duygusunu müthiş güvene dönüştüren de gene o ortam ama. Çünkü onayı da oradan alınca yani onların yanında bir değersiz hissediyorsun ama bir de oradan oldu denince sana zaten bir yerden diploma veriliyormuş duygusu oluyor. Falan filan yani o hayatımın en mutlu karşılaşma. En güzel detayı yani hayatımın. Yani kim bilir ne anılar vardır sende diye düşünüyorum. Ne, nasıl o şarkı sözü, o yaratıcılık, o ortam, yani işte kim bilir kimler, nasıl insanlar, ne güzel şeyler oluyor falan. Yani Tabii ki şöyle o. söyleyeyim. Biz o üretim anlarında söz kısmında, müzikal kısmında Sezen Hanım'ın başka eşlikçileri oluyor tabii stüdyoda. Anla bir altyapı sağlayıp Sezen Hanım'ın üzerine mırıldanarak beste yapabiliyor. Bazen kendi kendine yapabiliyor. Hani o anlamda ona o gerekli konforu sağlayan müzisyen arkadaşlar var. Bu söz tarafındaki çalışma partneri de ben olabiliyorum bazen. Dolayısıyla aslında o anın yani bendeki duygusal yüklemesi çok yüksek de dışarıdan bakan biri bence onu daha güzel anlıyor. Çünkü ben o anın parçasıyım zaten. Doğru. Yani orada ben Allah'ım şu an anı biriktiriyorum gibi bir yer Tabii canım. şarkıyı yani dudaklarımızı yiyip bir oraya kalkıp bir oraya oturup kalkıp işte kafa patlatıyoruz işte dışarı dalıyoruz falan yani o sırada zaten düşünme prosesinin içerisinde Allah'ım ne kadar muhteşem düşünüyor diyecek yerde değilim. Ha bunu gözlemlediğim zamanlar oldu benim yani işte bunu bir yazıda da yazmıştım. Mesela bir Hrant Dink'in vefat ettiği gece oturup gerçekten güvercini gözyaşlarıyla hakikaten işte mesela bak orada sanatçı lafını kullanalım ya. Yani berikine bana falan kullanmayalım da şimdi ona kullanalım yani ona diyorsak bana demeyelim yani. O yüzden ben o türden kavramları kullanmak istemedim. Yani ciğeri deline 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 yazdı. Güvercini. Şimdi o işte şahit olabildiğim, sebebine şahit olmayı hiç istemedim. Ülke olarak istemeyeceğimiz ama sürecine, sonucuna şahit olabildiğim bir şeydi. Veya yani o anda geliveren,
Ya zaten çok yani zekası, esprisi, derinliği. Yani burada senin büyük bir tevazuyla benim için kullandığın ifadelerin çarpı 20 bini kendisine var. Bunu da şöyle söyleyeyim, dinleyenler yanlış anlamasın. Ben hiçbir zaman bir Sezen Aksu fanı olmadım. Bunu bir fan kimliğiyle söylemiyorum. Hayatını onunla geçirme şansını, hayatının 17 senesini, 18 senesini onunla geçirme şansı elde etmiş. Hiç de fan gözlüğüyle bakmayan, fanlık gibi bir duygu geliştirmeyi genç kızken bile bilmeyen, onu tamamen bu özellikleriyle bu kadar önemseyen, değerli bulan birisiyim. Yani zaten yani 20 tane şarkısını ezbere bilmem. Şarkıların hikayelerini bilirim. Çıkışlarını bilirim elbette. Ama yani şarkıları veya şarkılardan sözler hakkında sağlam felsefesi olan sözler aklımda kalır. Ama yani ne söz yazarı, ne ünlü, ne büyük, ne sükseli diye severim yani kendisini. Zekasını severim yani. Aklını, kalbini, dehasını diyeyim. Fan gibi değil. Tanıdığım birini sever gibi severim. O yüzden çok büyük şans tabii ki. Geçen hafta böyle bir şey vardı. Clubhouse diye bir hikaye var ya şimdi. Aysel Gürel ile ilgili böyle bir gece yapıldı. Yani bir odada konuşuldu diyeyim, gece yapıldı demeyeyim de. Ve böyle hani geriye bakarak konuşunca o işte sen belki bugün mesela içinde olduğun için değil ama bir noktada ya bugün böyle bir şey olmuştu ya da bunu buradan düşünürdü. Ya da onun üzerine konuşulan, onunla ilgili insanların anlattığı şeylere bakmak da böyle çok ilginç yerlere varabiliyor. Çünkü insanlar katman katman ya böyle onları tanımak yani dışarıdan gördüğün insanla yaşayan insan arasında tabii ki çok eminim bir sürü Yani derinlik var, fark var. ben gereği bu Sezen Hanım bir basın temsilcisi olarak bir pozisyon, bir hayatında olan. Yani dediğim gibi benim birini sevme ve kıymet verme şeklimde hayranlık yok. Ve birini yaşça çok büyük diye saygısızlık etmem de özellikle de saymam yani. Hani çok büyük diye. Çok küçük diye de böyle sevgisizlik yapmam ama çok küçük diye de kafadan sevmem. Yani bunlar belki çok özellikler değil ama hani ben de böyle çalışıyor diyeyim. Ama ne saygısızlık ederim ne sevgisizlik ederim dediğim gibi. Sadece belirli durumlardan ötürü onlara duygularımı boca etmem. Yani kurduğum ilişki Anladım, üzerinden anladım. yaparım bunu. Şimdi Sezen ama ben o büyük ya ne müthiş kadın ya ya çok evliya ya ya şu bunlar bende sıfır etki yaratıyor. Yani Tabii katılıyorum sana. çünkü ben öyle yani ne o da biliyor yani öyle görmüyorum. Yani Sezen Aksu evliya gibi kadın mı diye görmüyorum yani ben. Elbette ki çok hümanizması yüksek bu anlamdaki kaygısı, çabası, insanlığa olan merhameti ortada birisi. Ama ben onu inanmadığım bir yerden etiketlemeyi sevmiyorum. Yani kendimi içselleştiremediği bir yerden. Çünkü kimse evliya olamaz. Olmasın da zaten Ama ama o beklentilerin o zaman yüksekliği ben hiç kötü olmaya hakkın olmuyor. Mesela bana şöyle derler. olmuyor. Çok sık. Ay bilmiyorum şimdi burada ne diyeceğim. İletişimcisin. Bilmiyorum şu an ne diyeceğim. Yani o kadar alakasız yerlere iletişimcisin ya lafı bağlanır ki. Mesela birine o sırada kızmışım ama sen iletişim Allah Allah iletişimci kızmıyor muyum iletişimci olunca? Evet o hissi Hani biliyorum. saçma Anlattığın hissi. sapan insanlara kaldıramayacakları etiket ama ahlaklı, erdemli, konumunun getirdiği gücü asla bir başkası üzerinde kullanmayacak şıklıklara ve erdeme sahip. Yani bunlar buralardan konuşursak konuşalım. Ama evliyalık noktasından Yok zaten bence bir o tane bizi hataya düşürüyor. öteki de ben onun
belki hayatta benim önceliğim olduğu için beni etkileyen şey birinin aynı iyi kalpli insandan çok, yani etki alıp detayından çok dehadır. Ben bundan etkileniyorum birinde. Ama içinde tabii kötücül olmayan, zekasını kötüye kullanmayan insanı da koyuyorum dehanın içerisine. Çünkü yani iyinin iyi olmaktan başka çaresi yoktur. Mühim olan zekiyken iyi olmaktır diye hatta Sezar'ın da babasının yani. Dehasından dolayı benim için paha biçilemez bir insan. Yani bu Yani burada çok anlatayım Sezen Aksu'yu. Bir de hani aslında şey pozisyonunda da olmak istemiyorum. Hani böyle kanallara, televizyonlara falan giderken de hani kanal kanal gezip onu anlatan kişi de olmak istemiyorum aslında. Yani şey Yok, zaten seni konuşmak için buluştuk. Sadece konuşabiliriz zaten. Sıkıntı değil. Ben orada bir çizgi aşımı yapmak istemiyorum anlamında. Tabii, yok, sadece böyle şeyi merak ettim yani, orada kalsak da olur. Senin bütün bu Çok sağ yolculuğunda olun. Ne mutlu ki benim hayatımın yani içinde yani olmazsa olmaz parçalardan biri o yani bahsettiğimiz. Düşünsene ne mutlu yani. Ne mutlu ki ben onun yani onun hakkında bir şeyler söyleyebilecek bir aradalığa sahibim zaten. O çok kıymetli canım. Yani bu meslek belki ona yatkın. Mesela işte beraber çalışmaya da yatkın. Belki yazarlık konuşuyor olsaydık bu tecrübeler aynı değere sahip olmayabilirdi ya da mümkün olmayabilirdi beraber. Evet. Ne bileyim ben, işte oturup yani öyle Dostoyevski ile beraber kitap yazmazdık yani. Ne hayale bak ya, nasıl uçtum ben. Yani muhtemelen yazmazdı. Ama şey pratiğinin çok da farklı olmadığını düşünüyorum ya. Yani duygunun o akacak hale gelmesi, tutulamayacak kadar akacak hale gelmesi bir felsefik iç veya ikili sohbetten geçiyor zaten. Yani seni bir şey tetikliyor, bir şey duyuyorsun, bir şey Doğru. okuyorsun, bir şeyi kafanda çözüyorsun, biriyle bir fikir tartışıyorsun. Buralardan buralardan yazmaya melekesi olan onu döktürüyor. Yani Dostoyevski ile oturup yazmazdık muhtemelen ama belki de onun yazmasına sebebiyet verecek bir sohbette ahbaplık ederdik. Ah ya, güzel oldu bu. Güzel hayal. Zaman döngüselse belki bir gün diye böyle bir iyice saçma bir yere bağlayayım mı? Evet yani şey yazar olan kişi o cümleleri toplamayı biliyor. Yani bir başkası Dostoyevski biz konuşurduk konuşurduk havaya konuşurduk hadi canım görüşürüz deyip eve giderdik. O belki o sohbeti anlamlandırıp bir yere oturtup damıtıp haplaştırıp açıp çözüp görselleştirip onu yazar olurdu. Halbuki orada yazdığı her şeyi sen de demişsin. Ama yazar olan kişi ona öyle demeyi, onu oradan kaydetmeyi, hayatı oradan okumayı, oradan detaylandırmayı bildiği için zaten o Dostoyevski oluyor işte. Şey, yetenek kısmı orası dedi yani asıl o bakışı yakalamak kısmı olan yetenek. Orası yetenek. Doğru, evet, yani onu usta yapan şeylerden biri de, yani Evet. şu an çok büyük laflar ediyormuş gibi kendi kendime hissediyorum, seninle ilgisi yok. Ama bir yandan da böyle seninle ilgili işte bakarken şey, Ekşi Sözlük'te tabii milyon tane şey çıkıyor. Sertab Erener'in bir şarkısı ile ilgili şöyle demişler senin için: birileri de benim hissettiklerimi hissediyormuş demek ki, Ha. etkisi yaratan işte söz yazarı. Ha. Bu çok güzel bir şey. Bence bunu biraz sanki zaten yakalamaya çalışıyoruz. O duygudaşlık ya da o duyguyu tetiklemek, karşındakinde o şeye yol açmak, o Hayır, hissiyata. biz çekileceğiz aradan hikayeler kalacak dediğimiz o artık o bana ne bana ait ne sana ait o yaşanmış duyguyu alıyorsun bırakıyorsun buraya ve gidiyorsun onu da oradan isteyen ihtiyacı olan ihtiyacı kadar alıyor kullanıyor.
Evet, yani Deniz bence çok teknesi bulmak gibi. Denizde bulduğun tekne senindir ya. senindir? Denizde bulduğun tekne senindir ya. Evet. Artık o artık yaşıyorsun. Oraya kendini çekerek içinden, kendi acını mühimsemeden ama o acının ismine bir isim koyarak ortaya bırakıyorsun. Oradan herkes ihtiyacı olan geliyor, alıyor. Çok teşekkürler zaman ayırdığın için, güzel sohbetin için. Canım benim, teşekkür ederim. Ben çok mutlu oldum. Kıymet verdin ya. Daha güzeli mi var? Çok teşekkür ederim. Yani aynı şekilde karşılıklı. Tekrar güzel sohbetlere başka günlerde diyelim. İyi günler efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.